İyi akşamlar efendim. Güncel konulara hoş geldiniz. Ben Mustafa Yıldız. Bu akşam da Profesör Doktor Mustafa Karataş hocamızla birlikte gündemdeki konuları masaya yatıracağız, konuşacağız. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sağ olun. 3-4 gündür İstanbul'da bir kar yağışı vardı. Geçen hafta zaten vardı. Bu hafta da şaşırttı. Uzun süredir hani bu kadar geç karın yağdığı ilk defa görülüyor. Evet. Yanılmıyorsam 1834'ten beri ilk defa Mart ayının 20'sinde kar yağmış. Siz de yollardaydınız hocam. Nasıl geldiniz? Bugün geldiniz değil mi? Evet, dün gelmemiz gerekiyordu Van'dan. Ama uçaklar inmeyince Van'da da kar ve sis vardı. Dolayısıyla ertelendi, iptal oldu. Bugün elhamdülillah gelebildik. Ancak ben Diyarbakır'dan Perşembe Berat Kandili'nden beri yollardayım. Yani karayoluyla işte Bitlis, Silvan'dan Bitlis'e, Bitlis'ten Tatvan'a, Tatvan'dan Ahlat'a, Ahlat'tan tekrar Tatvan'a, Tatvan'dan Van'a. Tam da karın en karların yoğun olduğu yani. Yerlerden geçtik. 1,5 metre, 1 metre karlar gördük. Yer yer buzlu yollardan gittik, karayoluyla. Yer yer sislerle gittik. Ama hamdolsun bereket var. Yani değil bu mi? Sene bir bereket yılı. Hani eskiden benim çocukluğumda da köylerimizde olurdu. Ben Sivas'ta Gürün'de doğdum. Güneş Köyü'nde. Orası yüksektir. 1900 rakım var. Şeyi hatırlıyorum. Biz kapıyı açamamıştık. Evin kapısını. Dışarıdan komşular gelip herkes birbirinin kapısını açarak tünel kazarak ondan sonra çıkıp... Siz de açtınız mı o tünelleri? Tabii. Geçen haberde vardı bir. Tabii. Yani o çocukluğumda. Sonra da dama çıkılır. Çünkü çöker yoksa damdaki kar kürenirdi. Herkes eline büyük kürekleri alır. Kar küremek denirdi ona. Şimdi ona benzer manzara gördük yani evet. Yollarda, köylerde kapıların kapandığı. Bu mevsimde yağan kar inşallah bereket olarak dönecektir. Herkes inşallah. Her ne kadar yollarda iptal vesaire zorluklar olsa da memnun insanımız. Hocam bereket sonuçta yani tabii. Barajlar doluyor. Hatta bugün İstanbul'da işte barajlardan bazılarının taşabileceği söylendi. Ya bu sadece içme suyu için değil, aynı zamanda mahsul için yani tabii. Buğday için, ekin için, hayvanlar için su berekettir. Su olan yerde hayat var, su olmayan yerde temizliyor da. Yani havayı da temizliyor, suyu da temizliyor, kar suyu berrak. Evet. Böyle bir yolculuğumuz oldu. Bu yolculuk esnasında da hamdolsun çeşitli konferanslar yaptık. Tatvan, Ahlat ve orada bizim Uluslararası Alimler Birliği yönetim kurulunda ben orada görevim var. Dolayısıyla oradaki yönetimde olan muhterem hocalarla, alimlerle onlarla görüşme imkanı oldu ve bazılarının medreselerini, kurslarını ziyaret edip sohbetlerimiz oldu öğrencilerle, talebelerle. Orada durum ne hocam? Oradan da biraz haber verin bize. Neyle ilgili? Yani bu çalışmalar ne durumda? Şimdi kursları var diyorsunuz ya mesela. Evet. Şöyle, öğrenci yetiştiriliyor mu mesela? Tabii. Hocam? Yani eskiden medreseler üzerine şöyle genel bir kanaat vardı ki benim de çoğunlukla tenkit ettiğim noktaları onlardı. Benim oğlum bina okur, döner yine okur. Arapçadan tefsiri, hadise, fıkha sıra gelmeden yıllarca Arapça öğrenilir. Ve hayata da çok fazla bir tesiri ve faydası olmadan insanlar... Aynı şeyleri birbirlerine intikal ettirerek geçip giderler. Evet. Ama şimdi medreseler dediğimiz o Kur'an kursları aslında resmiyette Diyanet'e bağlı. Hı. Ama orada 12 ilimler okunuyor. Yani Arapçadan başlayarak sarf nehvden ve sonra da diğer İslami âli ilimler ve âli ilimler dediğimiz o ilimler okunuyor. Ve medresede okuyan o kardeşlerimiz ve hocaları da aslında bizden bir farkı yok. Onlar da dünyayı takip ediyorlar. Ellerinde çünkü herkesin bilgisayarı var, tamam. İnterneti var. Eski medrese değil yani öyle köhneleşmiş, akılda kalmış bunlar dünyayı bilmeyen değil. Hı hı. Onların böyle ilahiyatçıları tanımaları, ilahiyat hocalarıyla da sohbetler etme, sorular sormaları. Bunlar da birbirine yakınlaştırıyor. Umat tabii. Olarak da zaten bizim amaçlarımızdan biri buydu. Bunu gerçekleştirmiş oluyoruz Türkiye çapında şu anda elhamdülillah. Hı hı. Daha sonra da belki bunları pek çok işte Türk Cumhuriyetlerine, Balkanlara da yayarak böyle bir kardeşlik köprüsü oluşturmayı amaçlıyoruz. Evet.
Hemen şöyle Mutlu Bir Yuva İçin Altı Mektup kitabını gösterelim. Birazdan bir soru soracağız. Profesör Doktor Mustafa Karataş Instagram hesabından soruya doğru cevap veren ilk izleyicimize bu kitabı inşallah hediye edeceğiz. İkinci dilimde de bir kitap hediyemiz olacak inşallah. Şimdi bugün önemli bir forum vardı. Dünyada ilk kez hocam Metaverse forumu düzenlendi Türkiye'de. Ve bir devlet başkanının katıldığı bir forumdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı, bir konuşma yaptı. Orada da ilginç mesajları vardı Cumhurbaşkanı'nın. Mesela diyor ki artık uzaydaki yerini alan bir Türkiye var diyor. Dijital hukuk düzeni kurulmalı. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın sözlerini bir dinleyelim. Bu konunun aslında bizim de konuşmamız gereken bir kısmı da var hocam. Onu da biz konuşuruz. VTR'miz gelsin, evet. Devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı'nın sözleri bunlardı. Hocam şimdi biz de geçtiğimiz programlarda Metaverse ile ilgili bu konunun bir dini yönü de olduğunu konuşmuştuk. Cumhurbaşkanı diyor ki yani uluslararası kabul gören bir yasa oluşsun ve bütün ülkeler buna uysun. Aynı zamanda da hani bir fetva kurulu da oluşsa mesela Metaverse ile ilgili iyi olmaz mı hocam? Elbette şimdi televizyon, radyo, ses, yani biz o taş plaklardan sonra radyo ve radyonun televizyona dönüşmesi, televizyonun görsel hale gelmesi, internetin, bilgisayarın yaygınlaşması, ardından telefonların yaygınlaşması, telefonlar üzerinden haberleşmeler, daha sonra işte WhatsApp grupları vesaire, sonra Zoom'du, Skype'tı derken şimdi mesela dün ben Van'dan buraya gelmek için bugünkü uçağı bekledim. Ve yayına işte gündüz geldik, toplantılara katıldım, yayına yetiştim. Ama burada bir Metaverse'ün bir programı olsaydı, ben Van'da olduğum halde burada ben dijital ortamda otururdum, sen soru sorardın, ben de cevap verirdim. Değil mi? Bunları yaşayacağız. Ya da aynı anda, mesela şu anda biz burada oturuyoruz. Biz başka bir toplantıya katılabiliriz. Yani dijital ortamda başka bir toplantıya katılabiliriz. Yani hakikatin ötesi gibi bir anlam taşıyan, yani gerçek hayattan da daha ileri, belki siz gerçek hayatta bir kişisiniz ama Metaverse aleminde 5 kişi, 10 kişi olabilirsiniz. Ve zamanı, mekanı pek çok konuda her alanı kullanabilirsiniz. Şimdi sadece bir mekanla mahdus, sınırlısın. Neredeyseniz oradasınız. Ama Metaverse öyle değil. Belki istediğiniz yerde olma imkanı da oluşacak. Ama işte orada da istediğiniz kişi, yani cinsiyet, yani burada hatta mahlukat neyse işte yani. Evet, şimdi burada siz ne kılığına girebilirsiniz? Siz nasıl gösterilebilirsiniz? Siz gerçekten orada yaptığınız anlaşmalar geçerli midir? Hı hı. Alışverişler geçerli olacak mıdır? Verdiğiniz sözler ne kadar bağlayıcı olacaktır? Siz başka yerdesiniz ama orada dijital ortamda kendinizi resmetmişler. Konuşuyorsunuz canlı gibi. Hı hı. İşte robot düşünün, onun canlı hali böyle konuşuyor. Siz Mustafa Yıldız olarak benimle orada pazarlık yapacaksın. Ama gerçek Mustafa Yıldız belki başka yerde. Evet. O anda. Onun akitleri geçerli olacak mı? Sözleri geçerli olacak mı? Hı hı. İşte bunun ibadet boyutu var. Kabe'ye gidip tavaf ettiğinde tavaf geçerli olacak. Buradan Kabe'ye namaza, Kabe önüne getirilirse, hı hı, imam önüne getirilecek. Kabe'de imam Allahu Ekber deyince burada göreceğiz. Şu anda canlı gibi. Şuraya gelecek. Biz ben bu onun arkasında kılabilecek miyim? Ben oraya uyacak mıyım? Hani namazda imam cemaat yapabilmenin şartı var. Nedir o? Ya sesini duyacaksın, ya göreceksin. Arada bir bağlantı, kopukluk olmayacak, bağlantı olacak. Hı hı. Ben de görüyorum burada ama gerçekte orada olacak. Şimdi bunların hepsi gerçekten dini açıdan da fetva, hı hı, verilebilecek hususlar. İslam alimleri bu konulara kafa yormalı. Hocam bir de işin tersi var. Yani siz tabii güzel bir örnek verdiniz. Ben de kötüsünü vereyim. Hırsızlık yapan bir kişi olarak Metaverse'de yer alıyor. Ya da işte ne bileyim hayat kadını olarak yer alıyor.
bir kişi. Orada şimdi cinsiyeti de kendi belirliyor. Ya da kuduz bir köpek olarak yer alıyor. Yani bunun için hükmü nedir? Orada zarar verirse. Yani tartışılacak birçok şey var. O yüzden söylüyorum. Ya evet, insanlığı, kişiyi temsil eden figürleri istediği gibi değiştirebiliyorsa bu tabii. Da tabii tartışılır. Yani bir anda işte canavar oluveriyor. Bir anda melek oluveriyor. Bir anda gerçek insan kılığında oluyor. Aynı kişi. Ana vaadi bu zaten. Yani ne isterseniz o olacaksınız diyor. Burada iki nokta var. Dikkat etmemiz gereken iki nokta var. Tabii bu Cumhurbaşkanımızın dijital seferberlik ilan etmiş olması anlamlı. Ancak dijital platformları, dijital ilerlemeleri, gelişmeleri kim organize ediyor? Biz burada işte telefonları kullanıyoruz değil mi? Elimizde telefonlar var. Ama telefonların programlarını kim yönetiyor? Metaverse'ü kim yönetiyor? O bilgiler nerede toplanıyor? Size ne kadar müsaade ediyorlar? Ne kadar yasak koyuyorlar? Biz hep bunların sonradan peşinden gidiyoruz. Aslında biz birer müşteriyiz. Metaverse'ün gerçek anlam şey nedir? Gayesi nedir? Sizi, bizi o sanal dünyanın içerisinde ve bunu da yaygınlaştırarak gide gide de neredeyse zorunlu hale getirerek müşteri olarak oradan sizden para kazanmasıdır. Yani siz artık bütün işlerinizi orada yapmak zorunda kalacaksınız. İşte pandemiden dolayı işte Zoom, Skype üzerinden program yaptığınız gibi gelemiyorsunuz. Hiç olmazsa görüntülü konuşayım. Tabii. Dersleri bile öyle yapıyoruz artık. Yarı yarıya şu anda üniversitede neredeyse %60'a %40 Zoom üzerinden ders yapıyoruz talebeyle. İade eden, bunları arşivleyen, oradaki kayıt sistemini kaydediyorsun. Sende bir nüshası var. Diğer nüshası kimde? Bilmiyorsun. Tabii. Peki telif yasası diye bir şey var. Benim yaptığım dersi, kaydı ben alırım, üniversitem alır. Onun dışında bilmediğim bu platformun sahipleri bu kayıtları ne yapıyorlar? Hepsi kaydediliyor. Bu telif yasası hakları var, insan hakları meselesi var, mahremiyet meselesi var. Yani bunların hepsi kaydediliyor. Bunların hepsinin hukuki düzenlemesi ve devlet kontrolünde olması şarttır. Evet. Aksi halde yarın bir gün sizin kılığınızda bir takım insanların dijital ortamda pek çok iş yaptığını görürsünüz, düzeltemezsiniz. Şimdiden tabii önünü almak ve gerçek kuralları koymak açısından Cumhurbaşkanımızın yaptığı bu önemli bir toplantı devlet bazında böyle bir şeye el atmış olması çok önemli. Aynı şeyi kripto paralar için de geçerli. Evet. Yani ona da devlet kripto paraları bir düzenleme getirip dijital paraya dönüştürmek durumda, aksi halde insanlar mağdur olacak. Tabii. Ve helal haram bilmeyenler zaten kumara dalmış oluyorlar bilmeden. Ve insanlar öyle bir hale getirildi ki bu baş döndürücü ilerleme karşısında din burada ne der ne demez onu bile merak edecek hale, yani halden tabii çıktı. Peki mesela hocam, siz geçtiğimiz programlarda kripto parayla ilgili hani güvenilir, güvenilmez, bilinir, bilinmez diye öyle bir kriter koymuştunuz ya. Evet. Diyelim ki işte devlet bir çalışma yaptı. İşte Cumhurbaşkanı diyor yani bu diyor dijital hukuk düzeni kurulmalı yoksa köle olacak doğru, herkes diyor. Doğru. Kriptoda da bir çalışma yapıldı. Artık açık oldu yani her şey. Kripto parası var diyelim ki yani devletin. Şeffaf. Şeffaf. O zaman mesela caiz olmayan bir şey caize döner mi? Böyle döner. Bir, böyle çünkü bir şey olabiliyor mu? Kripto olmaktan çıkar. Ona artık kripto demezsiniz, evet. Dijital dersiniz. Dijital alışveriş, dijital efendim akitler geçerli mi? Geçerli. Kart taşıyorsun değil mi cebinde? Her şey zaten dijital akitle. Nakit nerede? Dijital. Kartla orada gerçek bir para var mı? Yok. O kart sana altın da alıyor, gümüş de alıyor, tabii, para da alıyor, sebze de alıyor, meyve de alıyor, et de alıyor, kıyma da alıyor. Kartla alıyorsun. Hakikatte. Onun temsil ettiği bir şey var. Bu kart o parayı temsil ediyor. Banknot da aslında adı üzerinde bankanın verdiği not demektir. O da bir şeyi temsilen alıyor. Kağıdın ne hükmü var ki cebimdeki kağıt para bir şey alsın? Bu sanal aleme biz zaten
çoktan girdik. Kağıt para kullanarak dünya zaten sanal bir alemde. Yolculuk yapıyorsunuz, her şeyi kartla yapıyorsunuz, telefonunuzdan her şeyi buradan ayarlıyorsunuz. Bütün bilgiler zaten dijitalde, buna girdik. Dijitalde Metaverse bir başka aşama. Artık o da sizi bizzat işin o robotik alan diyelim, platforma sizi sokuyor. Siz artık orada hareket etmeye başlıyorsunuz ve dünyayı televizyonda işte 3 boyut, 4 boyut neyse filmler ne kadar etkiliyse daha da etkili bir atmosfer içerisinde sizi olayı yaşatıyor. Yani bunun zaten oyunları, filmleri vesaire var. Yarın öbür gün karşımıza gelirse şimdi ne olacak? Mustafa Karataş evimizde anlatıyor. Ya da Metaverse'deki evimizde anlatıyor. Televizyonu açmana gerek kalmayacak. Sen belki orada bir şifre gireceksin. Ben hemen tak çıkacağım salonun ortasına. Seninle konuşacağım. Aynen. Şimdi bunun işte birçok da fetva bölümü de olacak. Yani önünde şimdi 3 boyutlu bir imam var. Sesini de duyuyorum. Arkasında da duruyorum. Şimdi namaz kılmak caiz mi? Bu tür sorular bu, gelecek. Bakın bu zaten bizim yeni ortaya çıkmış duyduğumuz bir şey değil aslında. Evet. Tasavvufta tayi zaman tayi mekan diye bir kavram var. Bu hala onun gerisinde. Nemil suresinde Süleyman Aleyhisselam'ın Belkıs'ın sarayındaki tahtın ta Yemen'den Kudüs'e göz açıp kapayıncaya kadar getirilip işte hazahu demesi, bu gerçekten o benim tahtım demesi. Bunlar daha gerçekleşmedi. Daha Metaverse onun gerisinde. Evet. Bunlar var ve bu mucizeler gerçekleşecek. İnsanlık bu esbaba tevessül edip sarılacak ve yaşayacak. Uzay çağı, Resulullah Efendimiz'in miracı bize bir hedefti. İnsanoğlu uzay çağına yanaştı ve yaklaştı şimdi. Mars'a yolculuklar yapılacak. Evet. Miracı algılayamayanlar, inkar edenler uzay çağında şimdi bunun daha çok gerçekliğini görünce herhalde miraca hayran kalacaklar. Evet. Bunlar olacak yani. Biz bunların dışında olamayız. Ya bunlar küfürdür. Yani bunlar yok falan diyerek. Bu, bak bu şuna benzer. Olmaz. Şuna 1969'larda değil mi Ay'a ilk çıkıldığında? Evet. Ay'a ilk çıkıldığında köylü Mehmet Ağa ile Ahmet Ağalar ya diyormuş bizim köyle konuşurken. Ya Ay dediğin bizim şu efendim işte şosenin üstünden oradan bilmem hangi dağlardan doğar. Şu Mığır'ın tepesinden aşar. Ulan diyormuş bunu sen nereden bulacaksın da gideceksin Ay'a konacaksın falan. Varılır mı oraya diyormuş. Bire kafir bire gavur Ay'a gitmek böyle. Evet. Ya gidiliyor işte kardeşim. Adam uzaya üst kuruyor. Orada uzayda toprak yetiştiriyor. Meyve sebze yetiştirmenin yollarını. Ay'ı parsellemişler haritası var. Her ülkenin yeri var. Satıyorlar. Şimdi bu gerçekleşmiş ve artık bunlar aşılmış. Şimdi aynı şeyi Metaverse için söylemek de tıpkı Ay'a gidilmez demek gibidir. Evet. Benim tabii burada üzüldüğüm nokta bir, bu işin arkasında tamamen bir maddiyatın olması. Yani insanların sağlığını, huzurunu, refahını düşünülerek bunlar yapılmıyor. Evet. Hepimiz bir mal gibi affedersiniz. Yani sağılmaya müsait. Evet. Mal gibi görülüyoruz. Cebimizdeki son kuruşumuza kadar hatta geleceğimize kadar cebimizde para bile olmasa geleceğimizi satın alarak bize sattırarak bizi sömürme aracıdır. Metaverse de öyledir. Bu dijital ortamlar da öyledir. Ama bundan da müstahni kalamayız. Yararlanmamız lazım. Evet. Bunun da önünü almak lazım. Nasıl yapıyorlar? Yeri gelirse bunun yerlisini yapıp alternatif üretmek lazım. Tabii. Aynen uydularda olduğu gibi. Doğru. Ya da SİHA'larda vesaire Türkiye'nin yaptığı ilerleme Hı. gibi siz de kendi alanlarınızı yaparsınız. Biz hala başkasının açtığı kanallara yani dijital kanallara muhtacız. Mahkum edilmişiz. Aynen. Yani diğerlisi şudur dediler ama yerlinin de ondan çok bir farkı yok. O da her türlü istismara açık hale getiriliyor. Evet. Hocam şimdi bir başka konu hafta sonu Adana'da bir eylem yaşandı. Furkan Vakfı destekçilerinin aralarında olduğu bir grup
bir eylem yaptı. O bence, eylem sırasında da bak, isim vererek tam da onların istediğini de yapıyoruz Mustafa'cığım. İsim verme. Bir vakıf diyelim. Ha, bir vakıf de, çünkü isim onun tam da istediği odur zaten. Benden bahsetsinler. Şimdi meselenin iki yönü var hocam. Orada tabii bir izinsiz bir eylem gerçekleşiyor. Polisin de orada sert bir müdahalesi var. Orada bir görüntü işte yer aldı. Başörtülü bir polis memuru başka bir başörtülüye copla vururken işte o görüntü üzerinden sosyal medyada bir yorum furyası başladı. En sonunda da İçişleri Bakanı bir açıklama yaptı. Yani yaşanan hadisenin bir provokasyon olduğunu söyledi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Ama bu görüntülere karışan personel hakkında da soruşturma başlatıldığını ifade etti. Sizin yorumunuz nedir hocam? Burada olayın iki tarafı var. Biri şu. Biz FETÖ olaylarında gördük ki abileri işte namaz kılan insanlar, ablaları da tesettürlü insanlar. Ama aynı insanlar meclisi bombalamaktan, efendim halkın üzerine silah çekmekten hiçbir zaman tereddüt etmemiş, mankurtlaştı bu insanlar. Evet. Onun kılık kıyafeti onu kurtarmaz. İnsanlara kılık kıyafetinden dolayı yargılayamayacağımız gibi kılık kıyafetinden dolayı da suçunu örtemeyiz. Birinci tarafı bu. Hı hı. Yani kimseyi kılık kıyafetinden dolayı ön yargılı, şucu bucu diye yargılayamayız. Ama suç işlemiş bir insanın da, canım bu başörtülü suç işlemiş, bunu istisna edelim. Bu sakallı suç işlemiş, bunu istisna edelim. Ya da bu efendim falanca cenahtan, işte devrimci, kemalist, solcu, bunu suç işlemiş, biz bunu koruyalım. Bu da insafsızca bir şeydir, evet. Zulümdür. O zaman burada hakkaniyet ne? Bir defa bu insanların yaptığı doğru mu yanlış mı? Ne yapıyor bunlar? PKK ile beraber hareket ediyor. Terör örgütleriyle beraber hareket ediyor. Ve işi gücü bir hak talebi değil, doğrudan sizi efendim devleti zalim gösterebilmek, devleti karalayabilmek için provokasyon eylemler yapıyorlar. Hı hı. İşte burada ikinci madalyonun öbür tarafı, devlet bu provokasyona onların istediği tarzda alet olursa tam da onların emelleri yerine geliyor. Aslında istenen görüntü de elde edilmiş, evet, gibi. Ona bu fırsatı vermeyeceksin. Ona bu fırsatı veren polis, asker, bürokrat onun ekmeğine yağ sürüyor, onun da gözünün yaşına bakmayacaksın. Gezi'de belki konuşuruz. 3 tane ağaç kesiliyor diye, hı hı, dükkanları yağmalayan, Taksim'i efendim yerle bir eden, dünyayı ayağa kaldıran insanlar arzu ettikleri neydi? Polis bizi coplasın. Polis bize su sıksın. Çatışalım, haklılığımız ortaya çıksın. Ve o provokasyona bilerek ya da bilmeyerek bir takım polisler karıştı. Ardından büyük olaylar çıktı. Maksat tabii ağaç değildi. Hı hı. Eğer ağaç olsaydı Dolmabahçe'de kesilen 112 tane ağaca da birazdan gireceğiz sahip çıkarlardı. Arada. Ağaç değildi. Ama orada o olaya onların istediği gibi müdahale eden polisi de iyi kontrol etmek lazım. İyi araştırmak lazım. Burada başörtüsü eylemi gibi, başörtülülerin yaptığı bir eylem gibi masum gösterip provoke eden o gruba, onların arzu ettiği şekilde müdahale eden, devleti zor durumda bırakan, güvenlik güçlerini zor durumda bırakan polis ister cehaletinden, ister ihanetinden onların tam istediğini yapıyor. Birçok insan, yazarı, çizeri, ya bu kadar da olur mu? Evet. Dedirtiyor. Bunu dedirtiyorsa tam da emeline ulaşıyor. Ve bugün bile bak isminden bahsettiriyor. Hı. Bunların derdi eğer İslam, Kur'an vesaire olsa şu anda sonuna kadar bir hürriyet var.
siz Kur'an öğreneceğim, dinimi öğreneceğim, dinimi tebliğ edeceğim, insanları irşad edeceğim, kursumu açacağım, medresemi açacağım, işte Kur'an kursu adı altında. STK'mı kuracağım, insanlara yardım götüreceğim, fakire fukaraya evine aşk göndereceğim, yetimin başını okşayacağım. Devlet zaten bunu teşvik ediyor. Afrika'ya kadar yapıyoruz bunu. Evet. Asya'nın uzak ülkelerine kadar yapıyoruz. Dünyanın her tarafına, Ukrayna'ya bile yapıyoruz. Bu millet hepsini yapıyor. Sana mani bir şey yok. Neyle çatışıyorsun o zaman sen? Senin derdin başka bir şey. O zaman onlara bu fırsatı evet. vermemek lazım. Şimdi hocam bir bu konunun devamı niteliğinde bir konu daha var. Geçen hafta sonu da konuşuldu. Ona da bir kısaca değinelim, öyle geçelim diğer konu isterseniz. Muğla'da yaşanan bir hadise vardı. Bir doktor tedaviye gelen bir uzman çavuş tarafından darp edildiğini iddia ediyor. Sosyal medyada bir görüntü var. İşte uzman çavuş doktor önce darp ediyor, sonra tedavi ediliyor. Sonra hastaneden çıkarken de bütün doktorlar alkışlı bir protesto ederek uzman çavuşu dışarı çıkartıyorlar. Yalnız bu meselenin altından başka bir mesele çıktı. Darp edilenin doktor değil, uzman çavuş olduğu ortaya çıktı. Artı olayın ardından da yaşananlar daha vahim hocam. Belki siz de duymamış olabilirsiniz yeni gelişmeyi. Bu uzman çavuş apandisit ameliyatına gidiyor o hastaneye. Aynı hastaneye mi gidiyor? Aynı hastaneye, bu olayın yaşandığı hastaneye tedavi görmek için gidiyor. Bir tartışma çıkıyor aralarında. Yalnız o hasta haliyle uzman çavuş darp ediliyor görüntülerde olduğu üzere. O görüntüleri de verebilirsiniz arkadaşlar. Bir yandan oynasın. Ameliyatını oluyor. Ameliyat olduktan sonra hocam, bu yeni gelişme, yeniden hastanelik oluyor. Bir başka hastaneye gidiyor. Artık ne olduysa, yani burada da bir şüphe var tabii haliyle, böyle bir olay yaşandığı için. Bu sırada sosyal medyadan bu işe yorum yapan bazı, artık provokatör mü dersiniz, kendini bilmez mi dersiniz, bazıları şöyle yorumlar yapıyorlar. Ya işte o uzman çavuşa evet gereğini yapmışlar ameliyathanede. Efendim öteki hastanede de şimdi iyi haber bekliyoruz. Yani hesapta daha beter edecekler gibi. Doktorlar buna çok şiddetli tepki gösterdiler. Sağlık çalışanları. Böyle bir şey asla olamaz diye. Zaten olmamalı da. Ancak işin devamı çok vahim bir yere gitti. Sizin yorumunuz nedir hocam bu olay üstüne? Türkiye'de bazı gazetecileri hapse atıyorsunuz diyorlar ya. Hı hı. Şimdi terör örgütüyle işbirliği yapıyor. Devletin sırlarını yurt dışındaki efendim Türkiye düşmanlarına ajan provokatör olarak satıyor. Buna benzer olaylardan, suçlardan dolayı içeri atılıyor ve bunlar gazeteciyi hapsediyorlar diye bağıranlar oluyor. Bu gazetecilikle onun alakası yok ki. Bu pandemi süresince bu millet, hepimiz dahil, yüzlerce kez doktorları takdir ettik, dua ettik. Allah yokluklarını göstermesin, kahramanı ilan ettik. Ve bunu hak ettiler. Ve yine hak ediyorlar. Ancak darp eden, edilen hadisesine baktığımızda bunun ne bir doktorla, ne bir hastaneyle, ne bir hemşireyle bağlantısını kurarak olayı okumak çok vahim sonuçlar evet. meydana getiriyor. İşte işin zaten püf noktası, kaçırılan nokta bu. Olaya siz kahraman doktorun ve onun ekibi, bir hastanenin kahraman doktorlarının kendisine sözde işte yalandan tekme atan ya da darp eden birine, hem de Tıp Bayramı'nda mıydı doktorlar? Yani o benzer gün gibi, yansıdı o gün gibi. Ama o gün müydü? Başka o gün müydü? O günlerde böyle bir resmi ortaya koyduğunda insanlar şöyle bir yanılgıya düştüler. Ya bu kadar emek vermiş, can hiraç çalışmış doktorlar bir de darbe yiyorlar. Olayı böyle okumak yanlış. Olay tamamen ferdi bir olaydır. Şahsi bir olaydır. O hastahanede o doktorun bu provokasyonuna, hilesine, yalanına alet olanlar bizi üzüyor. Evet. Alkış yapanlar var ya,
Ne oldu bir anda 5 dakikada organize oldunuz? O efendim masum, suçsuz olan bir insanı suçlu ilan ederek, hasta olduğu halde onu hastaneden böyle linç ederek uğurladınız. Ama sonuçta çıktı ki psikolojisi bozuk, her zaman aynı hareketleri yapan, gerçekten yaptığı yemine de sadık olmayan bir hasta tipin, aslında gerçekte hasta tip, onun oyununa geldiniz. Hocam soruşturma devam ettiği için ben çok fazla bir şey söylemeyeceğim ama başka bazı iddialar da var. Ben yani şu anda yayında anlatmak istemiyorum. O iddialar hakkında da yasal süreç devam ettiği için ben işi hani bulandırmak istemem. Ama sonraki bölümü, yani bu iş oldu bitti. Hastanede bir şekilde işte çıkarken diğer doktorlar o oyuna geldi. Ya da sağlık çalışanları, bir şekilde oldu o hata. Ama uzman çavuşun 3 gün sonra, ameliyatından 3 gün sonra tekrar ameliyat masasına yatacak kadar rahatsızlanması ayrı bir soruşturmanın konusu hocam. O da ayrı bir olay yani. Yani ben olayı aynen... O da işin adli boyutu oluyor. Bak, olayı yani aynen Gezi'deki provokasyon gibi görüyorum. Evet. Bir kişinin yaptığı kalkışmayı, hatayı mağdur edilerek masum kabul ediliyor. Onun üzerinden herkes olayı yanlış okuyarak aslında haksız olana, ki burada haklı olan devlet, valilik, hükümet, evet, ve onlara karşı bir isyan başlatılıyor. Burada yapılan da aynı şey. Haksız olan doktor üzerinden bir askerimiz mağdur ediliyor. Evet. Ve insanlar haksızın etrafında hale oluşturuyorlar, onu destekliyorlar. Suçlunun etrafında onu destekliyorlar. Neden? Çünkü çabuk hemen oyuna gelen bir milletiz. Özellikle sosyal medya konusunda çabuk yönlendiriliyor. Sosyal medyadaki, özellikle oradaki gençler için söylüyorum, fasığın getirdiği haber araştırılmadan inanılmaz. Evet. Maalesef bırakın gençleri, aklı başında dediğimiz yüzlerce insanların oluşturduğu gruplarda bile bir yalan haber ortaya atılıyor. Herkes peşine koşuyor. Hurra! Yorumlar yapılıyor ve linç ediliyor falan. Bakıyorsunuz aslastarı yok. Aslında gerçek değil. Yalan haber 7 kat hızlı yayılıyor bu arada. Bu sürekli bizim karşılaştığımız durum. Ders alınacak mı bundan? Hayır. Yine provokasyon yapılır. Yine aldanır insanlar. Evet. Ama şunu biliyoruz ki adaletin ölçüsü şaşmaz. Bir günde olmazsa bir gün yerini bulur. Mutlaka evet, her şey ortaya çıkar. Burada da yalancının mumu yatsıya kadar yanmamış. Evet hocam. Şimdi bir diğer çok konuşulan, çok tartışılan haber, İstanbul'da Beşiktaş'ta Çırağan Caddesi'ndeki 112 asırlık çınar ağacının kesilmesi hadisesi hocam. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bu akşam bir açıklama geldi konuyla ilgili ve o açıklamada ağaçların kanser olduğu ve kesilmekten başka bir çare olmadığı, COVID-19 gibi bulaşıyor, tedavisi yok, tam olarak ifade bu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada bu yüzden kesildiği ifade ediliyor. Ancak COVID-19 mu olmuşlar? Kanser diyor. Çınar kanseriymiş. Olabilir. Ağaçlar hastalanır. Şimdi şöyle hocam, bu konuda İBB böyle diyor. Ancak orman mühendisleri, yine konunun uzmanları kesmenin en son çare olduğunu söylüyorlar. Hatta şimdi bir VTR'miz var. O VTR'de de diyor ki İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, kesmek diyor çare bile değil. Böyle bir ifadesi var. Şimdi VTR'mizden o açıklamayı bir izleyelim. Ondan sonra yorumunuzu alalım. Hocam, görüntüler, iddialar, açıklamalar, bunlar hepsini okudum. Sizin yorumunuz nedir bu duruma? Yorumdan önce çok üzüldüm. Önce bu haberi ilk defa duyduğumuzda, evet, gerçekten üzüldüm. Ben 42 senedir İstanbul'da yaşıyorum. İstanbulluyuz artık. Çoluk çocuğum burada doğdu, büyüdü. Oradan biz çok geçtik. Yürüyerek de orada ağaçların altından, Dolmabahçe'den, Yıldız'dan, Beşiktaş'tan indiğimizde, efendim, stadyumun oradan,
Dolmabahçe Camii'ne çok yürüdüğümüz oldu. Arabayla da geçtiğimizde insana bir serinlik, ferahlık, huzur veren bir atmosferdir. Yine Sarıyer, Kilyos, Belgrad ormanlarında öyle bir yer vardır. Özellikle Bartın'a giderken Amasra yolu üzerinde Bartın, Safranbolu Bartın arasında böyle ağaçların tamamen göksünü kapladığı, tünelin içerisinden geçer gibi geçtiğiniz yerler vardır. Bunlar hatta çok insan oralarda hatıra resmi, filmler çekilir. Pek çok filmlere konu olmuşlardır. Evet. Şimdi şöyle bir tabii haberi incelediğimizde ya da detaylarına baktığımızda kanserli kestik. Kanser kesilmesi mi gerek? Kanser hastalarını öldürelim o zaman. Kanserse tedavi edilir. Hastalık tedavi edilir. Hastalık hasta yok edilmez. Bunun örneği de var zaten hocam. Üsküdar'da mesela benzer bir hadise yaşandı. Ağacın kazdılar dibini, kökünü. Kökünden kanserli işte diye buldukları bölümleri ayıkladılar, ilaçladılar, gübreleyip devam ettiler. Bazen Mevla öyle bir kudreti vardır ki taşın içerisinden bile yeniden filiz verir. Evet. Burada kanun dışında bir defa geceleyin apar topar gizlice kesilip üzerlerinin örtülmesi bu işin zaten yapanlar tarafından aslında bir suç olduğunun bilindiğini gösteriyor. Buna tepkinin cılız kalmaması lazım. Çünkü ağaçlar bizim oksijen depolarımızdır. Tabiatın en güzelliğidir. O da bir candır. Yaş ağaca balta vuran el onmaz atasözü vardır. İnsanlar bu tepkiyi veremezse gerçekten ilahi bir tepki gelir. Bu yaklaşımınız peki siyasi bir yönü var mı? Mesela. Hiç siyasi tarafından bakmadım. Kim yaparsa yapsın. Ama siyasi tarafından bakacak olursa şöyle oluyor. Mesela faytonlar ve atlarla ilgili adalarda, başka yerlerde atları da öldü mü, kaldı mı? Bu millet hiçbir bilgi verilmedi. Ancak siyasi muhalefet cenahında olursa bu işler hemen örtbas ediliyor ve basın yayında yer bulmuyor. Ama hükümet tarafından olursa gezi olaylarında olduğu gibi büyük yaygaralar kopartılıyor. İşte sanatçı dediğimiz kesimler, elit dediğimiz insanlar, entelektüel dediğimiz insanlar, yurt dışından hatta uluslararası tepkiler geliyor. Şu ağaçları kesen hükümetten olan bir belediyenin görevlileri olsaydı şu anda Türkiye kaynıyor olabilirdi. Yani yerinden oynardı hocam. Evet. Tabii. O zaman burada çifte standart. Ben özellikle sordum. Yani çünkü bu işe tepki gösterenlere evet, de burada çifte bazı standart yakıştırmalar var. Yapılıyor ya o yüzden. Ama ben şunu yine üzüldüğüm bir nokta. Bu işe hükümet kanadından da tepki gelmedi. Hakkıyla tepki gelmedi. Üzülüyorum. Ben içim kan ağlıyor o ağaçlara üzülüyorum. Görevlilerden benim kadar üzüldüğünü beyan edecek bir şey göremiyorum. Yani niye kestiriyorsun? Madem kanunsuz. Niye geç davranıyorsun? Niye müdahale etmiyorsun? Niye ağır cezalar vermiyorsun? Niye bunu basına her yere olanca gücünle duyurmuyorsun? Hadi o örtbas ediyor. Sen niye aynı oyuna geliyorsun? Yetkililerin 3-5 tane kurumun gidip orada açıklama yaptığından başka bir şey görmedik. Evet. Bu da yanlış. Nerede çevreciler? Çevrecilerin haberi yokmuş hocam. İşte oldu. Nerede Orman Bakanlığı, hocam, Orman Genel Müdürlüğü diyor ki biz duymadık diyor, görmedik öyle bir şey bazı çevreciler. Yani bir zamanlar eline kaz alanlar Kaz Dağı'na çıkıyordu. Çevreleyin kardeşim. Çağırın biz de gideriz. Yani o bizim İstanbul'umuz burası. Başka İstanbul yok ki. Dünyanın en güzel şehri. İstanbul'un da en güzel semtlerinden biri, en güzel yollarından biri, en güzel ağaçlı yollarından biri. Yani biz barikat kurar kestirmezdik orayı. Kesildi. Tamam, inna lillahi ve inna ileyhi. El-Fatiha mı diyeceğiz yani? Karşılıksız mı kalacak? Üzülüyor insan. Yani çifte standartı net olarak görüyoruz. Burada buna ses çıkarmayan sanatçıların, çevrecilerin başka bir yerde ses çıkarma hakkı yoktur. Başka bir yerde çevre katliamı deme hakkı yoktur. Siz öyle diyorsunuz da şimdi o sanatçılar mesela bazıları paylaşım yaptı. O paylaşım şöyleydi. İsim vermeye gerek yok. Bana ses çıkarmıyorsun diyorsunuz.
ben ses çıkarmayacağım diyor mesela bir tanesi. İfadesi bu. Ondan zaten beklemeyeceksin. O kadar düşüncesi darsa. Zaten bizde sanatçı kavramı da ayrı bir şey maalesef. Yani bunu biz bir dönem konuştuk. Siz özellikle sol cenahı temsil ediyorsanız, sosyalist bir kültürden geliyorsanız, onu benimsemişseniz sanatçı sayılıyorsunuz. Sağdan, milliyetçi, muhafazakar, dindar bir cenahtan geliyorsanız, siz efendim ne yaparsanız yapın, Aliül Ala, Kerimül Mevla, her türlü nimet, ihsan üzerinizde de olsa Allah'ın yardımı, Nusret'i onu görmek istemiyorlar. Evet. Ne kadar başarılı olursanız olun, görmek istemiyorlar. Ona sanatçı demiyorlar. Yani bu ayrımı biz sadece o kesimde, şu kesimde görmüyoruz. Zihin, şuur altına da böyle yerleşmiş. Bunu hepimiz kabul etmişiz. Yani bir hüsnat sanatçısını, bir ebru sanatçısını, bir minyatür sanatçısını, bir musiki şinas ilahi söyleyen kardeşimizi ya da bir hatibi, gerçek bir alimi, mütefekkiri, şairi el üstünde tutmak yerine işte batıya köle kul olan, kendi bütün değerlerini kaybetmiş, başkasını taklit edenleri biz el üstünde tutuyoruz. Hepimiz zihin olarak böyleyiz. Biz de buna inanmışız yani. Evet. Kunta Kinteler gibi esarete inanmışız. Bunu yıkmamız lazım artık. Doğruyu her yerde söyleyeceğiz. Doğru tektir. Hocam, bak her yerde söylersin. Bir de o doğru tektir. Siz mesela şimdi böyle konuşuyorsunuz ya. Karşı tarafta, yani bu ağacı kesen tarafta diyor ya, bu işler işte siyasi sahiplerle bunu söylüyorlar diye. Az önce VTR'de konuşan kişi Zafer Murat Çetintaş, ben biraz önce haber servisinde anlattım. Rahmetli Kadir Topbaş döneminde, hatta Cumhurbaşkanımız belediye başkanıykenden beri çevreci ve hani böyle belediyelerin korkulu rüyası idi. Hala da öyle gördüğüm üzere, ben uzun yıllardır görmemiştim. Trolle balık avlayanların peşine gider, işte çöp görür bir yerde oranın peşine gider. Böyle bir kişilik. Şimdi konuşuyor, diyor ki, bir şey söylüyor. Bunun diyor kesilmesi dahi son çare değil diyor. Kesilmesi son çare dahi değil diyor. Şimdi bunu söyleyen bir çevreci. Bir tarafta da ben, yani Zafer Bey'le kişisel olarak tanışmam ama şeyden tanıyorum, yani haberlerden tanıyorum. Diğer tarafta da hocam soru soruluyor. Daha önce işte 3. köprü yapılmasın, ormanlar yok oluyor, ağaçlar yok oluyor diyen güruha soru soruluyor. Deniyor ki Çırağan'daki 112 ağacın kesilmesine ne diyorsunuz? El cevap: haberim yok. Böyle böyle ağaç kesildi, benim bilgim yok diyor hocam. Yani dediğimiz gibi onlar çifte standarta alışmışlar. Ancak burada bir an önce diğerleri de kesilmemesi için ve gerçekten oradaki o manzara daha da berbat olmaması için ne kadar vatandaş olarak, millet olarak, devlet olarak önlem alınacaksa onun bir an önce yapılması lazım. Şimdi sanıyorum tamamı kesilmedi. Yarın bir gün kalktığımızda o da kesilirse ne olacak? Gene böyle konuşarak mı geçiştireceğiz? Kestirmeyeceksin kardeşim. Tedbirini alacaksın. Korumaya alacaksın. Bir şey yapacaksın. Yani artık kestirmemek lazım. Evet. Neyse. Yani bakalım önümüzdeki süreçte ne olacak. Şimdi hocam bir ilginç röportaj var. Onu da size sormak isterim müsaadenizle. Tuğba Ünsal diyor ki namaz kılmaya başladım diyor. Zor zamanlar geçirdiğini söylüyor. O zor zamanlardan namaz kılarak sıyrıldığını anlatıyor. Yalnız röportajında ilginç bir kısım var. Ben o kısmı soracağım size. Babaannem diyor kara çarşaflı bir Müslümandı diyor. Dua ederim diyor. Küçükken çok dindar bir ailenin parçasıydım diyor. Sonra da devam ediyor. Diyor ki işte zor zamanlar geçirdim. Daha sonra şimdi tekrar dua etmeye başladım. Sabah namazına başladım. Secde etmenin kan akışıyla birlikte hipofiz bezi üzerinde müthiş olumlu bir etkisi var. Yogadaki balsana pozu ve secde etmek aynı etkiyi yapıyor diyor.
İkisinin de kelime karşılığı boyun eğmek, teslim olmak diyor. Dini vecibeleri yerine getirmek için bütüncül bir hayat değişimine giremiyorsam da kendime iyi geleni seçmekte özgürüm diyor. Tabii aynı röportajda başka şeyler de söylüyor. Yani hani eskiden bunu söyleyemezdim, şimdi rahatım falan da diyor da ben orasına biraz takıldım. Ne dersiniz hocam? Namazla yogayı aynı cümlede kullanması biraz garip geldi bana da. Ondan önce şunu söyleyelim. Kur'an-ı Kerim'de yardım, Allah'tan yardım, Estağfirullah, ya eyyühellezine aminu üsteinu, Allah'tan yardım dileyin. Bu yardım dilemek ne demek? Siz nerede yardım istersiniz? Yani zor zamanda yardım. Zor zamanda yardım istersiniz. Sağlığınız bozulduğunda yardım istersiniz. Maddi açıdan fakir düştüğünüzde, muhtaç durduğunuzda, borçlandığınızda, ödeyemediğinizde, buhrana, bunalıma girdiğinizde, düşman karşısında yardım nefsinize uyduğunuzda, harama düştüğünüzde, kötü alışkanlıklarınız olduğunda hep Allah'tan yardım istersiniz. Değil mi? Evet. Cevap neyle? Nasıl isteyeceğim? Bis sabri ve sala. Sabır ve namazla. Demek ki namaz sizin aradıklarınıza, derdinize derman olabiliyor. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Fuhşiyattan, münkerden, kötülüklerden, bu münkerin içerisinde, fuhşiyat içerisinde her türlü sağlıksızlık da, sıkıntı da, kötü alışkanlıklar hepsi var. Onlardan da sizi alıkoyuyor. Namaz kılan Müslüman aynı zamanda abdest almak zorunda, abdestli olmak zorunda. Gusül abdesti almak başta farz olduğunda, gusül abdesti almak, bütün bedenini temizlemek zorunda. O zaman bir temizlik, bir arınma, bir vecd, iştiyak hali var ki o da ayeti kerimede ellezinehum fi salatim haşiun, namaz kılı huşu içerisinde namaz kılar müminler. Huşu nedir? Kalbin takvası, gönlün takvasıdır. Haşiyet içeriden bir Allah'a olan sevgi coşar. O ürperen tüyleriniz diken diken olarak sizi kuşatır. O haşyetle beraber siz vecd ve istirak haline gelir ve kendi engellerinizden, masivadan kurtulursunuz ve yükselirsiniz. Şimdi namazı ayetlerle böyle anlatabiliriz. Evet. Bunu anlatırken şunu söylemek, namazla yogayı yan yana getirmenin bir mahsuru yok. Ben de söylüyorum. Diyorum ki yogaya giden, para veren kardeşim, bir de para veriyorsun. Dinimizde elbette namazı biz bunun için kılmıyoruz. Namazda onların hepsi var demenin bir mahsuru yok. Fakat burada yogaya gidenler, yoga, reiki, meditasyon gibi insanların huzur bulması, rahatlaması, relaks hale gelmesini amaçlayan bu ritüellerin arkasındaki felsefeyi unutma. Onun tam da arkasında Budizm vardır, Hinduizm vardır, Konfüçyonizm vardır. Bunların felsefesiyle o ritüeller oluşturulmuştur. Müslüman memleketinde namaz kılmayan, oruç tutmayan, dinden uzaklaşmış insanlar, bunalıma girmiş, namazın tadını alamayan insanları avlarlar. Bunun arkasında bir felsefi ideoloji vardır. Bu açıdan felsefi ideolojiyi telkin etmek için yogada namaz gibidir dersen, namazı yan yana getirirsen bu tehlikelidir. Buradaki amaç ve niyet, namaz kılan bundan zaten müstahni, benim ona ihtiyacım yok ki ise doğru. Ama ben namaz beni rahatlattığında namaz kılarım, yoga beni rahatlattığında yogamı yaparım. Burada bir ikilem var, sıkıntı var burada. Bir Müslüman kardeşimiz, Allah kabul etsin, namaz kılmış, tebrik ederiz. Ama namazla yoga aynı şey değil. Evet. Namazın
100 tane faydası varsa biri de yogadan elde ettiğin faydası gibidir. 100 tane faydadan yani biri farz de farz olan, ibadet olan, senin borcun olan kısmını ödersin ama ondan aldığın haz da, evet, haz yanına da kar kalır. Kar kalır. Efendim sana artı ilave edip pek çok faydası vardır. Sadece yogadaki gibi değil. Yogaya ihtiyaç hissetmezsin. Namaz kılan insanın, evet, Allah'la olan bağlantısı, duası, stresi. Çünkü Kur'an-ı Kerim diyor ki en büyük zikir namazdır. En büyük zikir. Vele zikrullahi vallahu ekber. Namazı bahsediyor. Ve en büyük zikir namazdır, evet, diyor. Zikir ne yapar? Rahatlatır. Hatırlatmak, Allah'ı hatırladığın zaman, andığın zaman Allah da seni anar. Evet. Burada belki maksadını aşan, tam bir maksadı ifade edemeyen kelimeleri yan yana kullanmış, evet, olabilir. Biz kelimelerden dolayı kardeşimizi yargılamayız ama, tabii, şunu bize anlatmış oluyor ki, daha doğrusu kendisi gibi sıkıntısı olan insanlara, ya bu namaz kılarak siz zaten rahatlarsınız. Arayışı içkide, kumarda, fuhuşta bulmayın. Huzuru orada yok. Bunu namazda bulun. Bak, yoga yaptım. Benzer bir tat zaten namazda varmış. İşte ne yogaya ne de kötülüklere gitmeye gerek yok. Biz abdestimizi alıp namazımızı kılsak zaten ruhen tedavi oluyoruz. Evet. Ve gerçekten de öyledir. Allah-u Teala hidayet eylesin. Namaz kılmayan kardeşlerimize nasip eylesin. Amin. Hocam şimdi bir aramız var. O arayı verelim. Bir soluklanalım. Daha sonra izleyicilerimize şiddetle tavsiye ederiz. O aranın ardından beraber olalım. Çünkü ülkemizde birçok cami var. Camilerimiz bizim, ibadethanelerimiz, ikinci evimiz, belki birinci evimiz. Ancak o camilerde bazı çarpık durumlar da var. İnsanların merak ettiği bazı konular da var hocam. Onu da soracağız size. Peki. Kısa bir aranın ardından devam edeceğiz. Programımıza devam ediyoruz efendim. Bu dilimin başında da yine bir kitap hediyemiz olacak. Onu öncelikle anlatalım. Hazreti Peygamber'in Beden Dili kitabını az sonra bir soru soracağız. Profesör Doktor Mustafa Karataş Instagram hesabından o soruya doğru cevap veren ilk izleyicimize bu kitabı da inşallah hediye edeceğiz. Hocam şimdi bir süredir konuşmak istediğimiz bir konu vardı. Bir türlü gündemden dolayı konuşamıyorduk. Bir buçuk ay önce Trabzon'da bir cami gündeme geldi. Bir alışveriş merkezi içerisinde kalan bir cami. Alışveriş merkezi içerisinde olduğu için sabah namazında ve yatsı namazında kapalı oluyor. Dolayısıyla 3 vakit kılınabiliyor. Şimdi isterseniz önce haberimizden bir izleyelim. Camiyi bir görelim. Ondan sonra camilerimizi konuşacağız hocam. Buyurunuz. Hocam bu cami çok konuşuldu. Şimdi eleştirenler var. Bir de övenler de var. İyi bir şey yapmış diyenler de var. Eleştirenler böyle diyor. Yani AVM'nin içinde cami mi olur diyor. Övenler de şey diyor. Burası işte eskiden böyle bir yer yokmuş. Şimdi camiye tahsis edilince bir namaz kılınacak alan daha bulduk diyorlar. Ne dersiniz hocam? Yani şimdi son konuşanı duyunca havaalanları aklıma geldi. Çıkıyorsunuz havaalanından. Evet. Karşınızda kapı yok. Değil mi? Kapı nerede? 200 metre ya sağda veya solda. Niye öyle? Dükkanların arasından geçiyorsunuz. Evet. Önce. Yani bu mantık her yerde maalesef bizi sarmış vaziyette. Yorgun argın geliyorsunuz. Bir an önce evinize kavuşmak istiyorsunuz. Ama sizi döndürüyor, dolaştırıyor, bütün dükkanları görecek şekilde çıkarıyor. Evet. Havalanlarında böyle. Şimdi camiye kadar sirayet etmiş bu. Yani bu asansörün dükkanın içinden geçerek camiye çıkmasından kim kazanır? O dükkan sahibi kazanır değil mi? Müşteri giriyor. Evet. Bazen de kaybedebilir. Çok yoğun olduğu zaman cami cemaati falan. Orada da işte temizlik açısından müşteriyi rahatsız etme, kalabalığın, gürültünün vesaire, gerçek müşteriyle meşgul olamaz. Öyle bir zararı da olabilir. Ama burada yerinde görmeden bir şey demek zor. Evet. Yine bir Karadenizli zekası burada bir devreye girer de sanki öyle görünüyor. Camiye başka bir yol bulursa ona da şaşmayız. O da güzel olur. Yani artık teleferik mi döşer?
yukarıdan bir makaralı bir sistem mi kurar? Dışarı asansör mü yapar? Dışarı asansör mü yapar? Bir Karadeniz'e zekası gerekiyor orada. Değil mi? Ama yerinde görmek gerekiyor. Burada sanki birbirinden habersiz, irtibatsız işte asansör, cami yapılması vesaire. Bir kısmı caminin 5 vakit açılmasını istiyor, bir kısmı dükkandan geçmesini istiyor, bir kısmı öyle istiyor. Sanıyorum oradaki müftülük en güzel çözümü bulacaktır. Bir de şu var, merak ettik yani Trabzon'a yolumuz uğrarsa inşallah gittiğimizde. Görmek lazım, 7. kattaki cami. Nerede bu cami, içinde mi acaba? Trabzon'da yer olarak bilmiyorum ama hocam. Araştırırız onu gitmeden Emin önce. Emin Usta Camii diye adı sanı belli, yeri ya belli. Bir ziyaret edilir çünkü çok dikkat çekti bu cami. Değil mi? Cemaati bol olsun inşallah, güzel ibadetler olsun, yolu da olsun caminin. İnşallah. Hocam tabii bu bir örnek, şimdi bazı başka örnekler de var. İsterseniz biz şöyle Dijivol'un önüne geçelim. Olur. Birkaç cami fotoğrafı üzerinden size bazı sorular soracağım hocam. Şöyle ben çubuğu vereyim size. Siz gösterin. Tamam. Evet arkadaşlar, alalım görsellerimizi. Şimdi hocam, camilerimiz bir yaşam alanı olsun. Camilerimize işte çocuklar gelsin, kadınlar gelsin. Müslümanların bir buluşma yeri olsun diyorsunuz da. Tabii, biz de diyoruz. Herkes bunu söylüyor. Ancak camilerde, son dönemde yapılan camilerde özellikle, o biraz önceki kalsın. Sıralı gidelim isterseniz arkadaşlar. Üst cami, yani bunda da aynı, diğerinde de aynı. Üst cami, alt taraf market. Ya da işte buradaki biraz daha farklı, yani işhanı gibi böyle birkaç dükkandan oluşuyor. Bu tür camiler çıkıyor karşımıza hocam. Ne dersiniz hocam? Böyle olur mu? Osmanlı döneminde, ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanından başlarsak kısaca hemen başlıklar halinde. Evet. Cami dediğimiz şey aslında bir külliyedir. Bu külliyenin içerisinde mutlaka olmazsa olmaz bir kütüphane, okuma salonu, talebelerin olacağı kısımlar olmalıdır. Hatta fakir fukaranın yatacağı belki misafirhane bile olmalıdır. Bu külliye içerisinde belki sosyal faaliyetlerde fakire fukaraya yapılacak yardımların toplandığı, dağıtıldığı yerler olmalı. İlim irfan yuvaları olmalı. Bir şey sorabilir olmalı. Mi hocam? Bu pek, onların içinde mesela bazı camilerde çay ocağı var. Çay ocağı bir ihtiyaçtır. Ha. Ama şimdi bunun yerine gelelim. Mekan olarak bütün fıkıh kitaplarımızda cami yapılmışsa bir yer, cami olarak inşa edilmiş ve vakfedilmişse gökyüzüne son noktasına kadar o hiza camidir. Yerin en alt noktasına kadar o hiza camidir. Yani orası camiye aittir. Yani alt tarafı da, altı da camidir. Şurada market var. Burası da cami mi? Camidir. Orada cami hükmündedir. Ama burada işte market yaparsanız orayı işgal etmiş olursunuz. Niye yapılıyor market? Camiye gelir gelsin diye yapılıyor. Evet. Dükkanlar kiraya veriliyor veya satılıyor. Şimdi camiye gelir nasıl olur? Camiye gelir. Bakın diğer resime bakın. Şurada, evet. Bunu isterseniz buraya alalım arkadaşlar. Süleymaniye'ye bak. Gel, evet. Süleymaniye'ye bakalım. Şimdi altında dükkan var mı Süleymaniye Camii'nin altında? Yok. Yok ama dükkan Süleymaniye Camii'ne ait yüzlerce dükkan var. Evet. Kapalı Çarşı'daki dükkanların bir kısmı, aşağıdaki dükkanların bir kısmı vakfiyesindedir tahmin ediyorum. Neden? Çünkü caminin de gideri var. Gelir olması lazım. Ve Allah için yapılmış vakıflar, Osmanlı yaptığı camilerin altına dükkan koymamıştır. Caminin yanına dükkan koymuştur. Ama nasıl? Bir çıkıntı yapmıştır. Caminin esas ana gövdesinin dışına çıkıntı yapmıştır. Revaklarla, ayrı revaklarla oraya dükkan koymuştur. Ama caminin aynı hizasına gelmez. Varsa öyle bir resim onu da oradan da gösterelim. Bu arada Süleymaniye'de de hocam şu şeylerin, şu anda o kuru fasulyecilerin falan bulunduğu yer, oralarda eskiden at ahırmış ama sonradan dükkana çevrildi. Ayrı bir konu ama az önceki resmi varsa ya da bir başka cami altındaki dükkanları bir gösterelim. Cami altındaki dükkan alalım arkadaşlar. Şimdi bu caminin ayakta durabilmesi için bu dükkanlara ihtiyaç var. Ancak yapılırken şöyle göstereyim. Yapılırken bu caminin tam altına değil de çıkıntı yaparak, dışarı taşırarak ayrı bir mekan gibi böyle bir dükkan yapılsaydı
caminin izzetine, ruhaniyetine, dokunulmazlığına halel gelmemiş olurdu. Bir mahsuru var mı peki hocam? Evet, mahsuru. İbadette var mı mahsuru? İbadette caminin banisi, vakfedeni bunları yapmamış, sonradan bunlar konmuşsa ve buralar cami için kullanılmayacaksa bunlar mahsurlu. Yarın bir gün bu dükkanların satıldığını düşünün. Yarın bir gün bu dükkanın nakledilip başka bir dükkan açıldığını düşünün. Siz burada hepsini takip edemezsiniz. Neden? Çünkü alışverişte bazen hile karışır. Evet. Bazen haram karışabilir. Ama bunların hepsi caminin içerisinde ve caminin alt katlarında olduğunu düşünün. Pasajlar yapılıyor. Üstüne cami yapılıyor. Mümkünse yapmamak lazım. Yani o pasajı caminin altına değil de hemen bir kenarında külliye şeklinde yaparsınız. Camiye gelir olur. Caminin dükkanları olur. Burada tabii problemin bir başka ayağı da şudur. Bizim camilerimizin %99'unu Cumhuriyet döneminde özellikle kastettiğim odur. Son zamanlarda da yapılanlar dahil. %99'unu vatandaş cebinden para ödeyerek evet. kendisi yapar. Bir geliri olmaz caminin. Anca böyle dükkanlarla geliri olur. Ama orada da işte bu hukuku, caminin hukukunu gözetmek gerekir. Dükkanları başka şekilde dizayn ederseniz, mimari ona göre yaparsanız ki yeni mimaride bunlar var sanıyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığımızın yaptığı şeylerde anlaşmalarda, sözleşmelerde bunlara dikkat edildiğini düşünüyorum. Ama eski camilerde bunlar maalesef bir dönem yoksulluktan, yokluktan camide ayakta kalsın diye bunlara müsaade edilmiş. Başka var mı arkadaşlar? Bunun örneği varsa, elimizde varsa yine verelim, değiştirelim şöyle görseli. Ve bu takım yerlerde de bazen çok huzursuzluk olduğunu görürsünüz. Yani oradaki devirlerde, takaslarda, dükkanları başkalarına verdiğinizde esnafı da maalesef her zaman denetleyemiyorsunuz. Zaten caminin böyle bir görevi yok müftülüğün. Ondan yani sıkıntı netice çekiyor. İtibariyle caminin altında market ya da başka bir ticarethane olması doğru değil. Doğru değil. Olmamalıdır. Ama olmuş, yapmışlar zamanında başka bir imkanı yok. Orada da mümkün mertebe dürüst esnafa, sattıklarının helal olmasına, yalan söylenmemesine, her türlü efendim güzelliğin, hayrın, hasenatın yapılmasına dikkat etmek lazım. Yani cami altında olduğunu bilmesi lazım en azından. Tabii, yani caminin içinde olduğunu bilmesi lazım. Altı bile değil. Yani ben şu anda camideyim. Doğru. Camiye ait bir yerdeyim diye esnafın dikkatli olması gerekir. Bu hassasiyeti gösterirsek aynen Kur'an'a karşı nasıl edepliyiz? Mesela belden aşağı Kur'an'ı koymuyoruz değil mi yere? Niye? Türk halkının böyle bir bilinci var. Geçmişi var. Camiye de aynı hürmeti göstermek lazım. Evet. Caminin bahçesinden geçerken, hatta caminin mesela bahçesini yol yapmak bile kınanmıştır. Yani herkesin geçeceği bir yol. Evet. Yani orası. O zaman o Trabzon'daki cami de hocam 7. Tabii katta şimdi, ya alt katında. Yok şöyle, camilerin aslında köhne yerlerde en alt katlarda olması zaten gariptir. Garip şu anlamda, garip kalmıştır bu camiler. Hep mescitlere bakarsınız ne kadar ücra, izbe yerler varsa oralara yaparlar. Halbuki o en üste layıktır. En temiz yere layıktır. En güzel olmalıdır. En havalı yerde olmalı. Hocam madem bunu söylediniz, şimdi bir de içimizi acıtan bir durum da var. Bazı alışveriş merkezlerinde ki o alışveriş merkezlerinde alışveriş yapan insanlara baktığınız zaman yani sizin gibi bizim gibi insanlar, başörtülü insanlar yoğunlukla geliyorlar. Başı açık insanlar da geliyorlar. Müslüman olan olmayan insanlar da geliyor. Fark etmez. Ancak Müslümanların namaz kılmak için bir mescit aradığı, o binlerce kişinin bulunduğu alışveriş merkezlerinin mescitlerine bakıyorsunuz. Tam da dediğiniz gibi yer altında, işte izbe köşelerde mescit. Şimdi mesela burası bir mescidin abdest alma yeri. Bu iki vatandaş yan yana işte abdest alacak. Birine oturacak yer var, birine yok. İç tarafta şimdi, şurada. Burası yani binlerce kişinin olduğu bir alışveriş merkezi. Giriş bir yerden
O diğerini versenize, diğerini arkadaşlar. Şuraya alalım, dijivole alalım. O dışarıda namaz kıldıkları görüntüyü verin arkadaşlar. İşte tadilat olduğu gerekçesiyle başka bir yer dahi ayarlanmamış. Ama bu alışveriş merkezinde ben biliyorum ki neresi olduğunu söylemeyeceğim ama biliyorum neresi olduğunu. Ben burada namaz kıldım hocam. Bu şimdi bir oda, bir bölünmüş bir yer değil mi? Hocam burası çok tanınmış bir alışveriş merkezinin, ki 3000-5000 kişilik bir alışveriş merkezinin. Evet. Mescidimiz tadilatta diyerek hiçbir yer göstermediğinden dolayı insanların dışarıda namaz kılarken ki resmi. Ama dışarı sokak burası. Bir dakika, burada şey değil. Burada halılar yok mu? Seccadeler var. Hocam insanlar kendi getirdiği seccadeleri seriyorlar. Birkaç sonradan ben öğrendim ki alışveriş merkezinin işte yönetimi bir iki bir şey sermiş oraya yolun ortasına. Ama şunu da biliyoruz ki kocaman yer. Yani istense şu kadar bir yer ayrılır herhalde. Böyle bir yer ayırmamışlar. Sokakta ben kıldım hocam burada namaz. Sokağın ortasında peki, kıldım. Peki hanımlar, erkekler böyle aynı yerde mi namaz kılıyorlar? Evet, evet hocam. Açıkta. Açıkta. Gelen geçen aynı şekilde. Gelen geçen arabalar geçiyor. Bakın şurada yaya geçidi var. Yok, araba değil de mesela hanımlar burada namaz kılarken herkes görüyor mu onları? Tabii. O şekilde. Aynen. Ya bu doğru değil. Şimdi insanlar da ne yapsın? Yani gelmiş o anda bilmiyor orada öyle bir şey olduğunu. Namaz vakti de gelmiş. Vakit geçecek. Ne yapayım? Namaz kılıyor işte. Ama bir hanım böyle erkek gibi herkesin arasında namaz kılamaz ki. Biz hanımların yani camide bile geldiğinde erkeklerden safta arkada duracak. Sünnet odur. Hı hı. El bağlaması, rükûyu, secdesi, oradaki hareketler bile erkeklerden farklıdır. Neden? Namahrem yanlış bir görüntüyle karşılaşmasın diye. Burada vücudunu bir hanım namaz kılarken dikkat edecek. Böyle zaruret varsa hocam? Zaruret varsa şöyle, yani bu şehirde, koskoca bir şehirde namaz kılacak bir yer kalmamış da burada mı kılacak? Atlarsın arabaya, 10 dakika ileriye gidersin, başka bir yere uğrarsın. Öyle bir zaruret yok. Şimdi ben yaşadığım için hani örneği bende hocam. Ben burada kıldım dedim ya. Akşam ya namazıydı. Siz kılarsınız. Ben de kılıyorum. Seccadeyi serersin bir ağacın altına. Tabii. Parkta, çimende sen kılarsın belki ama hani bir kadın seccadeyi serip parkta namaz kılamaz. Görünüyorsa. Belki hani bu hanımlardan da görünüyorsa erkeklerin arasında herkesin geçtiği yerde bir kadın namaz kılamaz. Bu hem kadının o hassasiyetine aykırıdır hem de buna bir ihtiyaç, zaruret yoktur. Gidecek, bulacak bir kapalı bir mekanda namazını kılacak. İşte akşam namazı. Erkek de yani erkek falan de bu bir temiz bir mekan, mescit vesaire bulduğunda orada bazıları bunu abartıyorlar. İşte yolun ortasında namaz duruyor. Gelen geçenin onların dikkatini çekecek, mani olacak şekilde namaza duruyor. Bu da doğru değil. Yani insanları böyle metazori senin karşında yolunu değiştirmesine ya da orada trafiği aksatmana mahkum etmemek lazım. Bu işin başka tarafı. Ama burada ticarete, paraya, her şeye yer bulan insanın namaz kılacak insanları göz ardı etmesi doğru değil. Şimdi elhamdülillah hemen hemen her ticarethane, büyük AVM'ler bir mescit açıyorlar. Evet. Hatta bazısı mescit de diyemiyor. Dua evi diyor. dua odası çeviriyor. Prayer room. Evet, işte dua odası diyor. Cami, mescit demekten imtina ediyor bir Müslüman maalesef. Peki hocam yani şu görüntüde birçok ayrıntı söylediniz. Ama dedim ya işte binlerce kişinin gezip alışveriş yaptığı bir yere 10 kişinin namaz kılacağı bir işte mescitte herhalde uygun olmasa gerek. Olmaz. Hani daha biraz güzel, daha büyük bir yer koyamazlar mı? Yani? Daha güzel. Bunun örnekleri var. Eskiden mola yerlerinde de otobüsle seyahat ederken daha çok görürdük. Ne kadar kirli halı, kilim ya da havasız, soğuk veya sıcak yazın ortamlar varsa oraların üzerine bir tane mescit tabelası asarlar. Birçok yerde de bulamazdın zaten. Ama Karadeniz'in işletmeleri çok dikkatimi çekerdi. Şoförler, kaptanları ya da muavinleri yolda namaz ve ihtiyaç molası diye dururlardı. Çok hoşuma gitmişti o yıllarda, 90'lı yıllarda. Namaz bir gerçekten manevi bir ihtiyaçtır. Evet.
Alışverişte de olsak, darda da olsak, zorda da olsak, ezan okunduğunda abdestimizi alıp Allah'a olan vazifemizi yapmamız lazım. Bu bizim için, ruhumuz için bir gıdadır. Ve vaktini geçirirsen, kazaya bırakırsan bile bile o bir suçtur. Yani şimdi hiçbirini kılmayayım, akşama gidince evde kılarım. Evet. Hayır, orada kılacaksın, güzel bir yer bulacaksın. O AVM vesaire sahipleri de en güzel yeri gösterecekler namazı. Öyle tuvalet kenarlarına, lavabo kenarlarına da mescit yapmasınlar. Bu da çok abes oluyor. Yani evet. Kokular geliyor, giren çıkanların. Yapan da yapıyor zaten, güzel güzel mescit yapan bir sürü AVM var hocam. Var, onlara teşekkür ediyoruz. Bu bir ihtiyaçtır Müslüman memleketinde. Okullarda, alışveriş merkezlerinde, havaalanlarında insanların ibadetini, namazını rahat kılabileceği, sadece giden geleni de düşünmeyin. Yüzlerce, binlerce çalışanı da var oranın. Onları da namazlarını kılacak şekilde mesailerini ayarlamak lazım. Hocam bazılarında da yani hep buradan bahsettik. Başka bazı yerlerde de otopark katında iki kat aşağı iniyorsunuz. Karanlık bir otoparkta arabaların arasından geçiyorsunuz. Oradan yani kadın erkek mescidi aynı yerde çünkü. Başka bir girişi yok. Oradan geçip yani korku filmi gibi mescide ulaşıyorsunuz. Ondan sonra en sonunda işte daracık bir yer, pis kokan bir yer. Bilmiyorum, onu da özellikle mi öyle pis bırakıyorlar? Maalesef onu bir ihtiyaç gibi görmüyor. Saygısı yok. Ayrıca bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. Bu lavabo, tuvaletlerde maalesef resmi yerlerde de dahil. Bugün Sabiha Gökçen Havalanı'ndaydım ben. Oradan indim. Oraya uçak bulabildik Van'da. Evet. Affedersiniz. Lavaboyu kullanmak durumunda kaldım. Kadın erkeği önce bir aynı koridordan sokuyor. Tuvaletlere. Evet. Sadece, yanlış bir şey hocam. Sadece o kapıdan o giriyor, bu kapıdan bu giriyor. Karşılıklı görüyorlar birbirlerini. Bu yanlış. Sen resmi havalanı burası ya. Havalanda erkeklerin lavabosunu götür o tarafa yap, hanımları bu tarafa yap. Niye karşı karşıya getiriyorsun? Niye oradan çıkan buradakini görüyor, buradan çıkan oradakini görüyor? Bunlar yapılmayacak şey, basit şeyler. Bir sıradan şeyler. Bir paravanlık işi var hocam. Ama böyle yapılması zorlama oluyor bu. Bir el ya da bu mimarlıkta, işte mühendislikte bu şuur verilmiyor. Bu dindar, Müslüman, mütedeyyin, mazisi, örfü, ananesi belli olan bu Türk milletinin geçmişi kale alınmıyor. Yani Avrupa'da aynı kapıdan girip çıkabilirler. Ama o bize yakışmaz. Yakışmaz, evet. Yakışmaz evet. Yani. Hangi erkek eşiyle, eşini orada, affedersiniz, lavaboya gönderirken burada başka bir erkekle tuvaletin kapısında karşılasın ister? Buna vicdan razı olur mu? Ama maalesef örnekleri var. Kötü örnekleri var. Çirkin. Şimdi hocam masamızda bir adet sirkemiz var. Şöyle bir elma sirkesi aldık biz. Üzüm de olabilir, başka sirke de olabilir. Elma sirkesi çok tavsiye ediliyor. Çok faydalı bir şey. Evet. Tabii şimdi sirkede bir moda başladı sirkede hocam. Sirkede kıymetli bir şey ama sirkeyi de hem sizden de dinleyeceğiz. Ölçüsü de önemli. Ben modayı da anlatayım. Moda şu. Tabii evlerin temizlendiğini biliyoruz. Sirke modası. Sirke modası var hocam. Evet, güzel. Ev temizliğinde kullanılıyor. Bir miktar işte su alınıyor. Suyun içerisine, şimdi biz birazdan dökeceğiz. Suyun içerisine sirke dökülüyor. Daha sonra ev bir bez vasıtasıyla temizler, doğrudur. Siliniyor. Doğrudur. Bir de bununla yalnız yıkanılıyor. Biraz sonra onu da bir şeyini çocuklar soracağız. Ateşlendiğinde de faydası olur. Tabii. Sirkeli suyla masaj yaparsanız, silerseniz vücudunu çocuğun, o şekilde ferahlar, rahatlar. Boğaz hastalıklarına da iyi geliyor hocam. Bir gargara yapıldığı zaman faydası olabiliyor. Gargarayı da sadece sirkeyle belki değil de işte su katılarak tuzla, karbonatla belki karıştırırlar. Şimdi hocam sirkeyi katıyorum suya, müsaadenizle. Şöyle bir miktar sirke katıyorum suya. Şöyle biraz akıtayım. Sirkeyi kattık.
Şöyle suyun rengi biraz değişti. Bu bile etkilidir. Yani bu bile etkilidir bu, değil mi? Yani daha fazla da etkilidir. Katmayalım zaten göstermek için. İçerken de hatta içmek için biraz daha fazla oldu belki. Evet. Şimdi hocam bunu şöyle ben kapatayım. Şimdi bu temizlik kısmı beze efendim. Bunu tabii içine batırıyorlar. Biz şimdi burada batırmayalım. Şöyle üstüne dökeceğim ben azıcık. Sirkeli suyu beze döküyoruz efendim. Evde hanımlarımız, anneler bunu eskiden beri kullanıyorlar. Bu yeni bir şey değil. Şu anda gösterdiğim, hani moda dediğim şey bu değil. Biraz sonra modaya bakacağız. Şimdi hocam ben az döktüm şöyle sağa sola bulaşmasın diye. Bununla hocam şöyle mesela bu masamızı siliyoruz. En güzel temizlik ürünü diyorlar hocam sirke. Katıksız. Aynı zamanda da şöyle kötü ruhları, kötü efendim nasıl diyelim? Zararlı varlıkları. Varlıkları uzaklaştırdığı da söyleniyor. Doğru mudur hocam? Ya mikrop öldürür. Eğer o onları kastediyorsa doğrudur ama içimizde işte kötü dediğimiz mesela şeytan ve nefsi sirke öldürmez. O da kötüdür. Ben birisinden duydum. Ünlü birisi evimi ben sirkeyle temizliyorum. Nazardan koruyor. Böyle bir ilaç var ama sirkenin böyle bir özelliği var mı? Nazara karşı doğru söyleyenler var. Şimdi sirkeyi hatta Ramazan geliyor. Şimdi evet. Buradan tekrar hatırlatalım. Sirkeyi Resul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın övdüğünden daha fazla, hadislerde geçten daha fazla abartıp kutsal bir içecek haline getirmek yanlıştır. Bak sirke kutsal bir içecek haline getiriliyor. Kur'an-ı Kerim'de sirke geçmiyor. Yani eğer sirke İbn-i Kayyim el-Cevzi Zadül Mead'de diyor ki sirkeyi bu kadar övüyorsunuz. Eğer bu sirke en faziletli yiyecek içecek olsaydı Allah bunu Kur'an'da överdi. Kur'an'da etler övülüyor, meyveler övülüyor, zeytin geçiyor, incir geçiyor, efendim muz geçiyor, nar geçiyor, kuş ve bıldırcın eti vesaire, balık, deniz ürünleri geçiyor. Sirke nerede? O zamanlarda mı sirke bu şekilde övülüyormuş çok hocam? Övülmüyor aslında. Sirke şöyle, sirkenin hadisesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hanımefendi, yaşlı bir teyzenin evine misafir oluyor. Akraba, uzaktan akrabası ve tanıdığı. O kadın da ya Resulallah evimde de hiçbir şey yok diyor. Yani sana ne ikram edeyim? Bir kuru ekmeğim vardı, bir ekmek getiriyor. Yani boş göndermemek için. Allah Resulü diyor ki katık olarak bir şey yok mu yanında? Hani bir katık da boğazdan geçmiyor ekmek. Hiçbir şey yok ya Resulallah. Bir sirke var diyor. Niyemel hallu edimen. Sirke ne güzel katıktır diyor. Getir diyor. Ekmeği sirkeye banarak yiyor. Şimdi bu sirke ne güzel katıktır sözünden aynen kabağı severdi gibi Enes bin Malik'in rivayetinde kabağı kutsallaştırdığımız gibi yanılgı olarak sirkeyi kutsal hale getiriyoruz. Bu yanılgıdır. Hatta burada diyor ki alimler hadisin şerhinde buradaki Allah Resulü'nün sirke ne güzel katıktır demesinin gayesi sirkeyi övmek değildir. Kadın üzülmesin. Onun gönlünü almak. Yani misafire ikramın büyük küçüğü olmaz. Değil mi? Evet. Çam sakızı çobana armağanı. Evet. Türkçesi budur atasözü. Anladım. Peki hocam sizin sorduğunuz soruyu ben size sorayım. Bal varken mesela neden sirke kutsanıyor ya da zeytin tamam işte. Neden sirke kutsanıyor? Sadece bu hadisten dolayı. Tek bir hadis. O da nedir? Niyemel hallu edimen. Sirke ne güzel katıktır. Şimdi bunu alıyor. Ramazan'da iftarda Allah kavuştursun az kaldı. İnşallah. Ramazan'da iftarı yaparken, oruç açarken neyle iftar etmek müstahsen, sünnet güzeldir? Direkt sirke. Hayır. Sirke hiç geçmez. Öyle mi? Bir, hurma ve hurma cinsinden tatlılarla. Tabii bir tatlıyla. Buluyorsan.
orucunu onunla açacaksın. Evet. Hurmayla açacaksın ya da hurma cinsinden bir tatlıyla açacaksın. İki, suyla. Hurma yok, su var. O zaman suyla açacaksın. Hı hı. Üç, ateş değmemiş bir yiyecekle. Yani sıcacık bir yemekle başlamayacaksın. Sebzeyle ya da soğuk bir garnitürle, hı hı, onlarla iftar açmak, zeytin gibi vesaire, hı hı, hurma, su ya da zeytin. Sirke nereden cinsi çıkmış hocam? Ben geçen sirkeyle sene ilgili oruç açmak, bırakın sünnet olmasını, siz sirkeyle oruç açmak sevaptır dediğiniz an bir günah işlemiş olursunuz. Öyle mi? Tabii. Sirkeyle oruç açmak yok ki. Kafanızdan uyduruyorsunuz. Hani o yapanlara, hı-hı, söylüyorum. Hı-hı. Yok, ben de yaptım hocam. Geçen sene açtım ben de sirkeli. Hayır, ben sevap işleyeyim diye açtım yani. Ama kaynak nereden öğrendin? Kimden duydun? Kulaktan duymaya her şeyi biz inanır mıyız? İşte bir cami var bir semtte. Söylemiyorum ki reklam, hı-hı, olmasın. Çünkü insanlara bu uydurmadır, saçma sapan desem bile onun, evet, adresini soruyorlar. Orada her akşam iftar saatinde sirke dağıtılıyor. Sirkeyle oruç açanlar. Evet. Ondan sonra da dilekte bulunanlar anahtarla bilmem kalemle gelip duvarlara. Oruç Baba'da da onu kastediyorum. Onu kastediyorum. Ben söylemedim, sen söyledin. Şimdi bu bir bidattır, hurafedir. Hmm. O tezgahı, bak buradan bir daha uyuruyorum. Orada bir tezgah vardır. Açıkça söylüyorum, tezgah vardır. Oruç Baba'da bir tezgah vardır. Ne tezgahıdır o? Nedir hocam? O kadar insan oraya hücum ediyor, orada yardım toplanıyor. Tezgahı güzel kurmuşlardır. Onu sen ben ne kadar söylesek söyleyeyim, terk ettiremeyiz. Aynen. O hurafeyi yayanlar onlardır. Şimdi biz bu sene sahurda göstermek üzere Kanal 7 ekranlarında sahabe kabirlerini, peygamber kabirlerini, ülkemizde bulunanları çekiyoruz. Hı hı. Aman Allah'ım, bu bile istismar ediliyor ya. Daha düne kadar orada bir kabir yoktu, bugün yeni bir kabir çıkmış. Ya sahabe kabri, Allah ya Allah, peygamber kabri. Ya ama, bu 10 sene önce ne yoktu kardeşim burada? Yok, amaç ne hocam orada mesela? Sektördür şey kardeşim. Tamamen inanç turizmi. Her önüne gelen artık türbe yarışına giriyor. Burada da bir türbe olsun. Bizim şehrimizde onlardan fazla olsun. Şehirler türbe yarışına girdiler. Hocam ben de şehri söylemeyeyim o zaman. Bir şehirde bir arkadaşımız o şehrin işte belediyesiyle bir tanıtım çalışması yapacaklar. Ama o şehirde de hani bir tarihi bir şey yok. Bir bakıyor ki bir çınar ağacı var. Diyor ki bu diyor hani kaç yılında dikilmiş bilmiyoruz diyorlar. Bunu diyor Fatih Sultan Mehmet dikti. Evet, şehir öyle meşhur oldu hocam. Ben söyledim, sen öyle bitti, yazdın, bitti. Bitti. Değil mi? Şehir öyle meşhur oldu. Fatih Sultan Mehmet'in diktiği çınar hala durmaktadır. İşte bu bilim insanları, akıllı insanlar halkın dediklerine değil, gerçeğe inanmalıdır, evet, ve gerçeği hocam, söylemeliyiz. Biz bunları biz söylemeliyiz. Yani doğru, bütün alimler diyor ki ya sirkeyi bu kadar kutsal, bu kadar mübarek hale getiriyorsunuz. Hı hı. Dinde böyle bir şey yok kardeşim. Yani şey olarak, yiyecek olarak. Hiç, efendim, faydalı olması başka bir şey. Faydalıdır diyebiliriz. Tıbbı Nebevi kitabında ben de söylüyorum. Tabii. Faydalı olması başka bir şey. Ama din adına sirkeyi oruç açarken şart haline getirmen. Hı hı. İşte nazara karşıdır, cinlere, evet, karşıdır, perilere karşıdır. Efendim bunları sirke üzerinden yeni bir ideolojik görüş bina etme. Bunların, hı, tutarlı tarafı yok. Şimdi, yani tabii yani sirkeyi zemzem yerine koymamak lazım diyeyim ben o zaman. Sirke yani, zemzem gibi tabii, yerine konulmamak. Zemzemin hocam, şimdi, övüldüğü yerler var tabii. Aynen. Yani sirke de övülmüş. Hani burada Nîme demesi. Evet. Mesela Nîmel Abdu Zekeriya geçiyor, hı, Kur'an-ı Kerim'de. Nîmel Abdu Eyyub geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Ne güzel kul. Övüyor burada. Evet. Övüyor. Sirke de övmüş. Niye mi? Demek, hı-hı, ne güzel demektir. Faydalı olduğunu belirtmiş. Faydalı. Yani. Evet. Faydalı ama oruçta da diyor ki hurmayla aç diyor. Onu söyleyen de peygamber. Hı-hı. Orucunuzu hurmayla açın diyor. Suyla, evet, açın diyor. Sen tutuyorsun sirkeyle. Sirkeyle. Şimdi hocam moda demiştik. Şimdi o modaya geçeceğim. İki moda var. Birincisini ben göstereceğim. Diğerini İbrahim'i çağıracağım.
Şuna çok az bir sirke katıyorum bardağa. Şimdi birisi şu. Sirkeye şöyle parmağınızı batırıyorsunuz hocam. Şöyle. Şöyle sürüyorsunuz hocam. Ben şu an sürdüm üstüme. Şimdi böyle yapınca işte kötü efendim şeyden şu tarafa süreyim de görünsün. Koruyor diyorlar. Şu yukarıyı. Arkadaşlar yukarıdayım. Evet şöyle. Ya ferahlatıyor, siliyor. Rahatlatıyor. Ona varım ama nazardan koruyor. Nazardan korur. Demek mikroplardan korur koruyabilir. Ya da. Mikroplardan koruyabilir. Saçımıza falan ben, böyle sürdüğünüz zaman. Ben bu kadar reklamını yaptınız. Bu bardak lazım mı? Yok. Tadına bakacağım. İçeceğim biraz yani. Buyurun hocam. Heh. Bardak temizdir. Gayet güzel. Çok keskin de değil. Kıvamında koymuş. Güzel yapmışım değil mi hocam? Ya, güzel olmuş. Eyvallah. Ha, bu şekilde aç karna da faydası var. Hı hı. Ve vücudu temizler. Aynen. Antiseptik özelliği var. Şimdi o zaman İbrahim'i böyle alalım. Yeni moda da bir başka yeni moda da şu. Bunu da yine sosyal medyada çokça yorumluyorlar. Çokça konuşuyorlar. Biz İbrahim'i şimdi böyle davet ettik. Hoş geldin İbrahim. Şurada bir kovamız var hocam. Ben kovayı şöyle koyayım. Yıkıyorlar hocam sirkeyle vücutlarını. Böyle bir moda var. Yani vücutlarını mı saçını? Hem vücutlarını hem saçlarını. Biz İbrahim'le biraz saçını azıcık dökeceğiz hocam. İbrahim şöyle... yanlış yere geldi. Berber Mustafa'ya giderken Mustafa Hoca'ya geldi herhalde. İbrahim sen bizim berbere gideceksin Mustafa abiye. Bir de dua edeyim de saçı çıksın hocam. Daha ne dua edeceğiz? Çıkacağı kadar çıkmış zaten. İbrahim şöyle... Sana dua edelim. Evet yani bana da hazır etmişken. Şöyle ben eline dök. Şöyle elinden kafana koy da şapur şupur dökmeyelim. Yazık ya. Sirkeye yazık yani. Şöyle eline biraz dök İbrahim. Şöyle saçına sür. Böyle biz sembolik olarak efendim yıkıyoruz. Şöyle yerlere dökmeden. Ne oluyor? İbrahim şimdi hocam saçını yıkıyor. Şampuan kullanmıyor bazıları. Böyle bir moda var hocam. Sirkeyle saçlarını, vücutlarını yıkıyorlar. İbrahim şöyle biraz daha dökeyim. Ya şöyle hani görsün. İhtiyaç olur bir rahatlasın diye ateşli bir hastalıkta vesaire sirke sıtmalarda olabilir. Hı-hı. Ama saçı gelişsin diye ben işte sabun kullanmıyorum, şampuan kullanmıyorum, sirke kullanıyorum. Bunu ben de tabii Tıbb-ı Nebevi kitabımız, şifalar kitabımız var ama sirkeyle saç yıkamaya ve faydasını hiçbir yerde rastlamadım. Daha çok hani nazardan hocam işte koruma amacıyla yapılan bir şey. Yani nazar boyunca. Hem sağlık hem nazar. Onun yerini aldı yani. Onun şimdi. Yerini almış olabilir. Ya kötü ruhlardan. Ben çünkü ikisinin de yorumunu hani okudum. Birisi sağlıklı olmak için böyle yapıyorum diyor. Kimi işte nazardan, kötü ruhtan korunmak için diyor. Yani İbrahim'i şöyle bir hafta yıkadıktan sonra karar vermek lazım. Peki var İbrahim nasıl hissettin kendini? Bir değişiklik kendini? Var mı? Şu an bir kaşıntı var ama. Kaşıntı. Yani saçına... Bende mikrofon yok. İzleyicilerimiz duyuyor ama şayet, kaşıntı nazara var. Nazara karşı korur dedik. Saçına nazar değdireceğiz. Şimdi saç kıran olursa bu adam saç diplerini bu yakabilir. Çünkü yakar. Sonuçta bunda gerçi çok katmadık ama gene. Asit var. Evet. Yakar. Galiba'nın güzel saçları da gider yani. Şimdi bilmeden böyle gelişi güzel nazara karşı koruyor diye. Hani eskiden jöle yerine limon falan sürerlerdi. Sirke de aynı vazifeyi yapıyorsa üstünden diplerine gitmemek şartıyla olabilir ama saç diplerine gidiyorsa orada saç diplerine yani mesela zeytinyağının faydası var. Resul Efendimiz kuru sıcak bölgede nemlendirici anlamında vücudunu da baştan aşağı zeytinyağıyla zeytinyağlattı. Saçını da sık sık zeytinyağıyla halis zeytinyağıyla zeytinyağla efendim yıkardı. Hatta ben de bazen yılda bir sefer yapmaya çalışıyorum. Zeytinyağıyla bütün vücudu. Mutlaka faydası olur. Saçı gürleştirir, besler zeytinyağı, halis zeytinyağı. Ama sirkeyle yaptığını sirkede hastalık anında özellikle ateşi düşürmek, sıtmayı hafifletmek maksadıyla ya da temizlik maksadıyla işte koronanın başından beri de sarımsak, soğan, sirke, bunlar çok da kekik, tabii revaçta. Nane, ada çayı, efendim udi, hindi gibi bitkisel tedavi yöntemlerinden de yararlandık.
Ama nazara karşı diye saça sürmenin çok anlamlı olduğunu ilk defa duyuyorum. Yani sirkeyi şöyle yerine kullanabiliriz. Bal mumu Peygamber Efendimiz saçına kullanmıştır. Jöle yerine dağılmasın diye hacca giderken ihram esnasında erkekler başını kapatamadığı için uzun da saçı varsa onu tutturmak lazım. Ya böyle yapıştıracak şekilde kullanmıştır. Zeytinyağı çok doğrudur ama sirke onu özellikle bu alanda çalışan kardeşlere sormak lazım. İnşallah bir zararı olmaz. İnşallah. Çok yani doktora sormadan sık kullanma zararlı olabilir. Kullanıyor musun eskiden? Yani ben sadece kepek için bir ara kullanmıştım. Kepek için dediler. Kesti mi kepek? Kesti. Kepeği kesiyor. Evet. Yani bu bir faydadır ama kepeği diğer tarafa kestiğine göre yani bir asidik şeyi var herhalde. Tabii hocam. Yani peki. Kepeği keser ama diğer taraftan da saçı dökebilir. Peki. Saç kıran olabilir. Peki. İbrahim sana teşekkür ediyoruz. Sen yine ne de kadar berber süremiz var? Hocam o zaman yavaş yavaş yerimize geçelim. Şimdi isimleri alacağız. İsimlerin anlamını hocamıza soracağız. Hızlıca Instagram adresinden Profesör Doktor Mustafa Karataş adresinden merak ettiğiniz isimlerin anlamını gönderebilirsiniz. Biz de o isimlerin anlamını şimdi yayında sizlerle paylaşacağız. Hocam daha önce gönderilen isimler vardı. Ben onlarla başlayacağım. Ondan sonra devam edeceğiz hocam. Hemen soruyorum hocam. Bir saniyenizi rica edeceğim. Efendim. Eşref hocam. Eşref kelimesi zaten bilinen bir kelime. Hı hı. Şan, şöhret, izzet anlamları var şerefte. Bir de eşref olursa daha şerefli, en şerefli anlamında bir isim taftil sigas diyoruz ona. Hı hı. En şerefli, daha ziyade şerefli demek. Mesela minarelerin de şerefeleri vardır. Evet. Hep aynı kökten. Şeref ama ismiyle aynı mı hocam? Eşref. Eşref. Şöyle diyelim, Kerim ismi cömert demek değil mi? Hı. Ekrem daha cömert demektir. Şeref, şan, şöhret, iyilik. Hı hı. Eşref ise çok daha şerefli demektir. Hı. Daha şerefli. Anladım. Bana buradan atabilirsiniz arkadaşlar. Hocam Selim yine bir erkek ismi. Selim en güzel kullandığımız yer Halim Selim diyoruz. Evet. Barışık. Zarar gelmeyen, esenlikte anlamıdır. Çok güzel bir isim. Barış ve selamet, esenlik anlamına gelir. Bir çok güzel. Selime var hocam. Selim erkekse Selime de kız ismidir. Hocam Eslem'i çok soran oldu. İzleyicilerimizin hepsini. Eslem, Selem kelimesi aynı köktendir. Hı hı. O da aynı Selim, Eslem. Yani birisi barışsa diğeri daha da barış anlamına gelir. Eslem kelimesi. Eslem. Evet. Nimet ismini. Nimet sordum. Zaten Allah'ın verdiği ikram, izzet, nimet o çok artık Türkçeleşmiş. Arapçadır ama Türkçe anlamı aynıdır. Yani nimet Allah'ın verdiği tabii, nimet. Tabii. Hocam Eda Nur ismini soruyor bir izleyicimiz. Mesajlar gelmeye başladı. Eda ödemek, diyetini vermek, borcunu ödemek anlamında bir hibe. Hibe o anlamında daha çok orada kullanılıyor. O da Allah'ın verdiği nurlu bir hibe, nurlu bir ikram anlamlarına geliyor. Evet. Yani o da eda etmek, Arapça ikisi de nur. Hocam Umay ismini Efendim? Soruyor. Umay ismini soruyor bir izleyicimiz. Umay'ın kökenini bilmiyorum ama bakayım buradan. Acaba Umay ismi varsa söyleyelim. Yoksa daha sonra bakar söyleriz. Arapça ayınlı ise manasını buluruz ama Arapça değilse onu bulmamız. Notumuzu alıp gerekirse diğer şeyde. Evet, onu sen yine bir yere yaz. Ben şu anda Umay'ı Umman var. Hı hı.
Umay'ı umde var. Umay'ı almamış. Almamış. Demek ki Arapça, Farsça ve Türkçe kökenli bir kelime olsa bu sözlüğümüz alırdı. Hocam Ruşen, Ruşan diye de soruyorlar, Ruşen diye de soruyorlar. Sanıyorum Ruşan o şan sahibi, şan yüzlü anlamlarına geliyor. Sözlükten hemen bulalım. Ruşen vardır. Farsça, Arapça terkiptir. Ru, R-S, Ş-T. Ruşen değil mi? Ruşen ya da Ruşan hocam. Tamam, hangisi? İkisi de geldi. Hangisi doğruysa onu da zaten burada gösterecek. İkisi ayrı ayrı geldi yani. Farklı izleyicilerimiz. Gösterecektir. Ruhan, Ruhnevaz, Ruşen. Ruşen doğru. Hı. Doğrusu Farsça sıfat. Aydın, parlak, belli, meydanda, ayan, aşikar, erkek adı diyor, zahir, aydınlık, şen, ru. Arkadaşlar şen. Hangi ismi konuşuyorsak onu ekrana da yazalım. Evet, Ruşen, Ruşen isminin Ruşen, anlamı diye. Ruşen, aydınlık, parlak, belli, meydanda anlamları gibi Farsça bir isim. Farsça sıfat ve isim yerine kullanılıyor. Bazı izleyicilerimiz bütün sülalenin ismini gönderiyor böyle birkaç tane. Hocam Vildan demiş bir izleyicimiz. Yalnız birkaç tane göndermişsiniz. Onu da sorarım ama diğer izleyicilerimizin de sorduğu isimleri sormak istiyorum. Vildan, Erdoğan, Ayhan, Zeynep dördünü yazmış mesela. Şimdi sırayla gidelim. Sözlüğe de yiğitlik olmaz. Buradan da yerini göstermiş olalım. Evet. Mesela Vildan, Velit, erkek ve kadın adı, yeni doğmuş çocuklar şeklinde çoğul Arapça isim. Velit. Vildan, Velit'ten mi geliyor? Vildan geliyor. Evet. Velit, Vildan. Arapça çocuk, Arapça isim, yeni doğmuş çocuklar, kullar, köleler, erkek ve kadın adı. Evet. Hocam Ömür ismi var. O diğer Ömür. Bildiğimiz Ömür. Bildiğimiz Ömür. Değil mi? Tabii. Erdoğan var hocam. Şimdi. Tayyip Erdoğan'ın Erdoğan'ı. Tabii. Yani er doğdu anlamında Erdoğan diyor. Yani er demek sadece erkek dişi anlamında da değil. Yani yiğit, er kişi. Erdoğan. Yani er doğan, yiğit doğan anlamında. Evet. Ayhan hocam, Ayhan. Ayhan, hanlar Türkçe bir isim. Evet. Han, Hakan. O hem ay hem han. Yani hatta Şemsihan bile vardır değil mi? Şemsihan. Şemsihan, sizden duyuyorum ilk defa. Kız isim de konuluyor. Şemsihan var, benim öğrencim var. Öyle mi? Tabii. Yani Han'ın güneşi, güneş gibi Han, Ayhan. Anladım. Han'ın ayı, Ayhan, dolunay, yüce, güzellik ifade eder. Hocam bu arada bir izleyicimiz şey yapmış, hazır hani sormuş yani iki soru birden sormuş, onu da soruyu da sorayım. Diyor ki sofrada sirkeli yemek varsa melekler dua edermiş, doğru mu? Bu arada diyor adım da Sevda. Yani sevdanın Türkçe bir karşılığı var. Aşk, evet. Muhabbet anlamlarında o isim konuluyor. Benim sevdam diyoruz ya, benim aşkım, davam anlamında konuluyor. Sirke olan sofrada melekler ne diyor? Melekler dua edermiş sirke olan sofrada. Doğru mu diyor? Sirke olan sofrada bereket olduğuna dair var. Yani sirke bir evde bereketi artırır. Doğru. Sirke değil de sofralarınızdan yeşilliği eksik etmeyin, melekler gelir diyor. Yani bu yeşillik üzerine var bu. Sofrada yeşilliği eksik etmeyin, melekler gelir. Yani sebzelerin, yeşilliklerin,
o yeşil otların evet. sofrada her zaman olmasında fayda var. Çörek otunun olması, zeytinyağının olması bunlar faydalı sofrada. Hem sağlık açısından ölümden başka her derde deva çörek otu evet. var. Zeytinyağı ile beraber olursa güzel olur. Sirke besleyicidir, koruyucudur. Ayrı bir şey ama kutsal anlamda söylenenlerin çoğu doğru değil sirkeyle ilgili. Hocam semya diye bir isim sordular. Semya. Semya evet. Semya. Tabii bazen yazılışlarda da hatalı yazılışları da biz olduğu gibi bakmak durumunda kalıyoruz doğrusunu. Özellikle baktım ama ne, semya direkt. Ne ya simya dese hani bir kimya var bir de simya ilmi var. Evet simya dememiş direkt semya. Simya kolay da semya olunca tekrar bir bakmamız lazım. Sevda, sevgi, sevdacu diyoruz. Sevda aşk, sevdacu olursa aşkı arayan hı hı. anlamına geliyormuş. Semya, sena var, övgü anlamında. Senem ismi doğru, Sanem ismi yanlış mesela. Sanem put demek, Senem zirve demek. Sanem put mu demek? Evet, Sanem put demek. Kur'an'da geçiyor diye koyuyorlar halbuki. Çocuğuna Sanem ismini koyan... Değiştirmesi lazım. Sanem, lazım? Sanem değil, Senem yapması lazım. Semya diye bir isim almamış. Evet. O başka bir ismin bozulmuş hali olabilir. Semiha olabilir atıyorum yani. Semiha demek müsamaha kelimesi var ya hoşgörü anlamına gelir. Semiha. Anladım. Semih. Semiha aynı şeyler onlar. Hoşgörü. Hocam Hira ismi Hira, çok soruluyor da ben şöyle sorayım. Hira Nur'dan dolayı. Konulur mu Hira ismi? Yani dağın ismi konulur. Konulur. Ya da Uhud. Konulabilir tabii. Yani bunlar bu isimler bir dağ ismi. Konabilir. Yani, çocuğuna da konabilir. Tabii. Ahsen var hocam. Ahsen. Ahsen, Hasen'in daha işte Kerim, Ekrem, Şerif, Şeref, Eşref. Hasen, Ahsen. Evet. Daha güzel, dahası. Son birkaç daha güzeli soracağım. Ahsen. Hocam Eslina. Eslina ismi. O da sorun. Sanıyorum... Gadaten ve Esila. Esila'dan mı acaba? Eslina. Belki Esila'dan bozma. Esila koyacaktı da Eslina olabilir. Koymak istedi. Yine bir bakalım ama şimdi Asila var hatta. Ama Eslina. Son olarak buna bakalım o zaman hocam öyle. Bakalım evet. Eslina var mı? Olacağını zannetmiyorum. Çünkü Arapça, Türkçe, Farsça bir tabire çok benzemiyor. Bozulmuş, yanlış konulmuş bir isim olabilir. Eslal, Eslem, en selametli, en doğru, en sağlam. Esma var. Esliha var. Esliha silahlar demek. Eslina dedi değil mi? Eslina. Esliha. Esliha var, Eslina... Eslina yok. Yok. Eslina yok. O sanıyorum başka bir isim koymak isteyip öyle yanlış yazanlar var isimle. Asila koyacak mesela. Hı-hı. Akşam öğleden sonraki Subhan ve Asila var. Her şey bu bu arada Eslina Latince kökenliymiş hocam. Latince kelimelerin manasını ben bilemem. O burada yok. Yani Arapça, Türkçe, bizim, Farsça evet, bizim kelimeleri. Bizim yok. Tamam. Özellikle Arapça köklerini bulabiliriz. Belki izleyicilerimiz de neden bulamadı diye şey yapabilir. Evet. Latince Eslina. Oradan bakabilirsiniz Latince. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Rabbim vücudumuza, ruhumuza sağlık, afiyet versin. Amin. İşlerimizi hallu asan eylesin. Hastalıktan, gamdan, kederden, üzüntüden sevdiklerimiz bizleri korusun. Fitneden, fesattan, tefrikadan, firardan, ülkemizi korusun. Afetlerden, kaza belalar dünyamıza. İnşallah şu Ramazan'ın soluğunu hissettiğimiz günlerde bir huzur, barış rüzgarının esmesini diliyorum Rabbimden. Çocuklar ölmesin, masumlara kıyılmasın. Allah her insana bir merhamet duygusu versin.
Amin hocam. Çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, böylelikle bu haftayı da noktalamış oluyoruz. Haftaya buluşuncaya dek hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.